Ekran başındaki değerli izleyenler, tiyatroya gelen saygıdeğer misafirlerimiz, hepiniz çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Sadece erkeklerden çok güçlü bir alkış alabilir miyim böyle? Bu alkış Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarımıza gitsin. Tüm dünya kadınlarına gitsin. Şimdi bizi dışarıda görüyorlar. Dışarıda görüyorlar bizi. Daha önce ben de yaptım bunu. Bir ekranda olan birini gördüğünde mesela birisi şey diyebiliyor. Aa, ekranda kilolu duruyorsunuz. Hani demek ki normalde öyle değilsiniz demek gibi bir şey bu. Ama bana abi ekranda çok daha çirkin duruyorsun dedi. Sonra da gitti. Yani ben bunu olumluya çevirmek için belirteçleri çıkarttım bu cümledeki. Çoku çıkartıyorum, daha çirkinsin oluyor. Daha iyi çıkartıyorum, çok çirkinsin oluyor. İkisini çıkartıyorum, çirkinsin oluyor. Yani bir şekilde çirkin olduğumu kabullendim. Biz geçen hafta bir skeç dolayısıyla ilk insan olmamız gerektiğiydi. Ben ilk insan oldum. Bir ilk insana çevirmek için birisinden bazı şeyleri almak lazım ya. Yani bilgi, birikim ya da başka şeyler. Bana bir şey eklediler. Yani saç eklediler. Hani ilk insana birinize benzemem için bana bir şey eklediler. Diğer ilk insan da evliyaydı. Evliyanın bu hazırlığı 2 dakika sürdü. O da makyaj ve kostüm odasında sıra vardı. O yüzden normalde 30 saniyede falan oluyor. Çok çirkinlikten bahsettim ben. Biraz da karizmadan bahsedelim o zaman. Karşınızda Yılmaz Erdoğan. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Genellikle pazarları, bazen çarşambaları ve yine pazarları yayınlanan Çok Güzel Hareketler'e hepiniz hoş geldiniz. Bu yayın davası tabii kanal yöneticilerinin yönettiği bir şey, bizim değil. O yüzden bana yersiz mesaj göndermenize gerek yok, o gönderenlere söylüyorum. ama eğer pazar günü yayınlanırsa, ki inşallah tekrar pazar gününe döneriz, bizim günümüz pazar günü. Bu yayınlanacak bölüm 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelecek. Lütfen öyle yapar davranırsanız. ve tabii başta annem olmak üzere bütün kadınlarımızın günü kutlu olsun. Şimdi aslında son haftalarda ben daha da heyecanlı geliyorum buraya. Zira benim tek kişilik oyunum başladı Münaşaka. Hafta içi de onu oynuyorum. Oraya da bekleriz. Tamam, benim söyleyeceklerim bu kadar. Hazırsanız Çok Güzel Hareketler başlıyor. Yazım diyorum isimli bir skeç gelecek. Batu Atakan Metin yazdı. Özlemişsinizdir. Bunları gördüğünüz gibi. Ne skecin ismi ne? Yazım diyorum. Yazım diyorum. Yaz nereye kadar da önce sonra... Evet, bir isim bulunamamış belli. Burada da çünkü yazım diyor yazıyor. Nece olduğunu da bilemedim. Yazım diyor. Oraya çıkaracak 3 tane tipten dolayı bulamamış olabilirler. Çünkü öyle tipler çıkacak ki hocam. Ben bunlar prova alırken şey dedim. Bahar'ın müjdeleyicisi ilk Cemre düştü dedim bugün. Ah be keşke biz düşürseydik dedi biri. Diğeri de Bahar'ın durumunu sordu yani. Öyle tipler geliyor buraya. Yazım diyorum geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Şu halimize bak ya. Şu halimize bak abi. Keşke şu beach club'a biz girebilseydik ya. Hayır abi, damsız almıyoruz ne demek yani. Şuraya gelmişiz, yakışıklı, orta halli, şişman adamlarız ya. Yakışıklı benim değil mi? He, şişman da benim. Adam ya. Kanka, yakışıklı benim değil mi? Ben çünkü orta hallinin bir tık üstündeyim. Ya oğlum, boş boş konuşmayın ya. Ya Safa, ha? Sen de şu şemsiyeyi bizimle paylaşsan mı artık kardeşim? Kollarım yandı burada. Getirseydin, evden getirseydin oğlum. Ben getirdim bunu evden.
Oğlum, ben getirseydim. Üstünde 4 kişiliktir yazıyor ya. Tamam oğlum, anca bana kadar işte. Kolum dışarıda kalıyor. Ya Safa, pis pis yere getirdin bizi. Az önce denize girmek yasaktır yazısının altından denize girdik ya. Kim bilir hangi hastalığı kaptık burada, ne olacağız belli değil ya. Sen balık gördün mü denizde, balık? He, gördüm lan. Saçma sapan balıklar bana dedi ki. Konuştu benimle balıklar. Abi, kaçın kurtarın kendinizi. Dedi, böyle Marmaris'e doğru gittik. Balıklar sana iş atmış olmasın? Çünkü böyle balık taklidi yapılmaz yani. Allah Allah, nasıl yapılır balık taklidi? He, bak gör bak. Bu ne oğlum? Karaya vurmuş balina mı bu? Ne dedin sen? Bir şey demedim ya. Ne dedin sen? Dedin? Yok, bir şey demedim. Sen bir şey dedin. Ne dedin sen? Yok, bir şey demedim. Unuttum oğlum. Ne dedim? Bir şey dedim. Balığım ya. Böyle yapılır oğlum balık taklidi. Ha. Oğlum sen de şu havluyu asıyorsun mu? Yere mi koyuyorsun? Bir şey yap artık ya. Ya kardeşim, televizyonun üstüne koyan dantel gibi bana havlu verdin beyaz ya. Ne yapacağım ben bu beyaz havluyla? Her şey yapılabilir beyaz bir havluyla. Kuğu örneğin. Şırak mesela. Ya. Oğlum ne yapıyorsunuz? İki tane ergenle bir tane ıssız adaya düşmüş gibiyim ya. Saçma sapan hareketler yapmayın. Hadi gözünüzü seveyim. Issız adaymış. Oğlum bu adaya her gün ünlü geliyor lan. Ünlü akını var lan bu adaya. Ünlü akını mı var? Evet. Aa! Adrenalin limanının ne işi var lan burada? Hani lan, nerede? Ben de onu diyorum. Ne işi var burada mal? Bu adaya sadece gönüllüler geliyor kardeşim. Şakalar komik. Ya biz gidelim ya. Vallahi biz gidelim. Gidelim. Vallahi ben ya, senin yazdığın sen, kusura bakma. Sizin dırdırınızla zaten uğraşamam ben kardeşim. Ben buraya kafa dinlemeye geldim. Tamam mı? Hadi gidiyorsanız gidin, çıkın gidin ya. Ha bir de dırdır. Gidelim lan. Gidelim. Gidin. Hadi, hadi gidin tamam, be. Hadi. Hadi be, yürüyün gidin be. Şimdi ne güzel hadi yanarız. Tuzlu tuzlu Meltem. Bu tuzlu Meltem mi böyle? Genzimi yakan yoksa dokundu mu? Sarf ettin o sözler. Gitarı ver. Getirdim. Atakan. Bu gitarı bütün halk plajındaki yalnız gençler için çalacaksın. Bu gitar bizim medeniyete giriş anahtarımız olabilir. Son 2, 3, 4. İncirler olana kadar kalsaydım bari. Onlarca sözden birini tutsaydın bari. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen, ne yapıyorsun? Ne yapayım gitar çalıyor? Ne yapayım, böyle mi yapılıyormuş? Ha, böyle mi yapılıyor? Nasıl yani, sen yap bakayım ha. Bak şimdi. Yer olana kadar kalsaydın bari. Onlarca sözden birini tutsaydın bari. Tamam tamam, ver şunu. Beni böyle... Ver şunu ya. Oğlum kızlar güldü lan, bana güldü. Siz şarkı söylediniz, bana güldü. Hadi lan oradan, asıl bana güldüler. Ha, sizin yaptığınız mallıklara gülmüşlerdir kızlar. Tamam beyler, tamam. Birbirimize düşmeyelim, tamam mı? Ortak hareket etmemiz lazım. Herkes doğal davransın. Ya çok tatlı değiller mi ya? Selam, selam. Aha, oğlum, kızlar benim aşırı kaslı vücudumdan acayip etkilendiler. Ben gidip kızlarla konuşuyorum hemen. Dur şimdi, kızlara güven olmaz. Ben gideyim konuşayım, ikinciyi söylerim. Ya, pardon, bir şey diyeceğim. Siz hani gidiyordunuz az önce, öyle artistik bir şeyler yaptınız öyle. Yoo, nereye gidiyoruz ya? Oğlum burası gayet güzel bir yer, hoş bir yer yani. Değil mi Hilmişko? Evet Atakan Işko. Yalnız şöyle bir sorum var abi. Biz 3 kişiyiz, kızlar 2 kişi. Basit bir matematikle Safa açıkta kalıyor. Ben nasıl açıkta kalıyorum lan? Yazlık benim oğlum, hayırdır? Top mu lan bu? Maç mı yapıyoruz oğlum? Yazlık benim ne ya? Tamam, 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 tamam. Sakin ol. Ben şimdi gidip konuşayım. Bekle. Selam. Tanışalım mı? Biraz konuşalım mı? Canım epeyce sıkkın. Payım büyük, yalan mı? Gitarımla sizi rahatsız etmedim umarım. Ay yok canım. Biz de aramızda keşke biri gelse de bize gitar çalsa diye konuşuyorduk. Çok güzel. Atakan ben. Bu da çenesiz vokalim Hilmi. Niye çenesiz diyorsun şimdi kızların yanında? Ya bir şey olmaz, bir şey olmaz. Meltem ben de. Ben de Burcu. Çok memnun oldum. Ben daha memnun oldum. Benim göbek adım memnun. Ya çok tatlılar ya. Öyleyizdir ya. Daha bizde neler var, neler? Yok monsieur. Süt müsüyor! Süt müsüyor! Sıvasıyor! Bak şimdi, biz de aramızda keşke biri bize süt mısır alsa diye konuşuyorduk. Tamam, çözeriz. Süt müsüyor! Sıvasıyor!
Oğlum adamın dediği daha fazla bozulmadan alalım. Abi, bize iki tane süt mısır verir misin? Ye. Abi, iki tane süt mısır. Alayım ya. Tuz olsun mu? O demek mi lan? He. Olsun. Oğlum esnafın dilinden hiç anlamıyorsunuz. Ver kardeşim, ver. Teşekkür ederim. Buyurun kızlar. Ah, çok incesin. İnce miyim? Oysa spor da yapıyordum. Ama ben sizin derdinizi biliyorum. Ben Amerikalı olsaydım beğenirdiniz, değil mi? Bu çocuk yabancı olsaydı beğenirdiniz. Ama ben Türk'üm. Bunlar da Türk kası. Giresunluyum ben, tamam mı? Ya gel Allah aşkına ya. Kızlar denize girmesek mi? Ya saçmalama, burası beach club. Burada yüzülüyor mu ki ya? Vallahi ben burada yüzeni hiç görmedim. Oh, çok rahatladım. Şimdi kollukları şişirmekle uğraşacaktım. Ben yüzme bilmiyorum da kanki. Tamam, dur kızlar. Başka bir şey mi yapsak be, ha? Beni kuma gömsenize. Yok oğlum, Ağustos'ta anca biter. Hatırla, geçen yazı hatırla, gömecektik. Dizlerine geldik, Temmuz'da vazgeçtik. Şöyle yapalım o zaman. Biz Burcu'yla klaba gidecektik. Siz de bize eşlik edin. Ama şöyle bir durum var. Biz şimdi iki kişiyiz, siz üç kişisiniz. Nasıl yapalım? Ya dansı iyi olan gelsin zaman. Seven. Aynen, dansı seven gelsin. Dansı seven. Dans diyorlar ya. Benim baştan yok ya. Ben kaybettim kanka. Dansı seven gelsin diyor. Siz kanka artık gidin, ben ne yapayım? Kaybettim ben. Hep yabancı şarkılar, hep yabancı şarkılar ya. Biraz yöresel takılın, tamam mı? Ben Giresun'um, dinle. Bak şimdi. Kızlar, benim club'la bir alakam yok ama sizi kazanacağım. Çok iyi, güzel oldu, güzel. Nasıl iyi değil mi? Çok iyi. Ya neresi iyiydi ya? Oğlum bunu her türlü ben kazandım, kızlarla ben kulübe gidiyoruz, kusura bakma. Yalnız arkadaşım, kızlar deme, yengem diyeceksin, yengem. Ne biçim konuşuyorsun lan? Yalnız sen yengenle nasıl konuşuyorsun, ben onu anlamadım. Senin yengen. Sen Tostan mı bahsediyorsun? Kim? Hangi yengen? Siz neden? Oğlum siz nasıl benimle kapışacaksınız? Ya, şey, hadi lan orada. Hadi be git. Gördün mü yaptığın hareketi? Ben olmaz seninle. Sanki Dominik'teyim. Selam kızlar. Buraya özel jetimle geldim. Havalimanından buraya jetle geldim. Baktım deniz var, jet ski'ye atladım geldim. Dönerken de metro yaptırdım, onunla döneceğim. Beraber döneriz bir ara. Var mısınız? Varım, varım. Varım diyor. Abi jet ski boşta kaldıysa onu da biz alırız değil mi? Senin jet ski'ye binmene gerek yok ki. Sen zaten batmazsın. Neyse tamam, ben çok sıkıldım. Kızlar hadi gidelim, biç biç gezelim. Var mısınız? Varım. bu arkadaşlar kim? Ha, biz gönüllüleriz abi biz. Ha, ver meşaleleri. Evet arkadaşlar, bu hafta adaya ve kızlara veda edecek isimleri açıklıyorum. Söyle. Abi,
Evet, jet lag 12 saat kolay değil. Uçak yolculuğu falan zor yani. Evet, açıklıyorum. Sen yakışıklı. Sen orta halli genç adam. Benim küsüm. Ve sen... Sen şişman. Sizlere ödül maması yok. Anlaştık mı? Abi senin kafa gerçekten gitmiş ya. Vallahi. Hadi kızlar gidelim. Aa, araba ne yapmayacak mısın? Boş ver, ondan çok var. Çok var diyor. Nereye gittiler lan bunlar şimdi? Birleşme partisine. Ne oluyor abi? Ne oldu şimdi ya? Gönüllüler yine kaybetti. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Çalı bağırım zil. Hadi. Şimdi skeç başladı ve kış ortasında bu yaz skeci nereden icap etti derken sonra olay şu rakip şeyimizi adını söyleyerek reklam yapmayalım. Ama Ersin de orada. Şimdi nasıl yapmıyor acaba? Bizi seyredin ama Ersin'e oy verin. Diğer günler bakarsınız. Biz diğer günler bakıyoruz. Ersin'e mecbur bakıyoruz. Biraz daha zayıflarsa zaten geri dönecek bir şey kalmayacak Ersin'de. Ersin her gün biz yani yarışmada çiğiz yani. Açlıkta ölmüyormuş gibi davranıyor. Balık taklidini bir daha alabilir miyim? Balığın cinsini bulamadım. Mezgit desem mi? Hocam balon balığı gibi. Balon balığını balon benziyor. Balığı biraz. Yap bakayım. En son bir balık taklidi kalmıştı. Evet. Yani bizden kim Acun rolünü oynar deselerdi... aklıma Hamza gelmezdi doğrusu. Hocam bana Metin geldi de normalde çekik gözlü falan daha. Metin bir tık daha sanki. Metin değil mi? Metin benziyor. Benziyor. Tamam. Bu ara rekabet halindeyiz. Her hafta biriniz oynar. Ben karpuz hoşuma gitti. Ver bakayım böyle bir karpuz şey şeklinde şey mi var? Güzel şaka yapılır lan evde bu. Mevsim ortasında değil mi? Yalı bak. Güzel. Tam notumu alıyordum. Gene bir kız tavlama skeci deyince başka bir şeye dönüştüm. Meğerse olay... Dominik. Dominik de geçiyormuş. Çok güzel hareketler devam ediyor. Aferin. İşte sunuşların prensi, kahkaha kralı, Antalya'nın gururu, soyadların en tuhafı Metin Fıhlıs. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Hemen sunuluk bir şey yapacağım hocam. Hayır, tatlı ol, sevimli ol. Hemen yapma, gıcık olma. Tamam. Hemen ne ya? Oraya kaçmaya mı geldin oğlum? Hemen yapacaksan niye çıkıyorsun? Gelene orayı seven biri gelsin. Yanlış mıyım ya? Yersiz bir fırça oldu çocuğa şimdi bu ama. Evet Metin'cim, canımsın. Şimdi de bir aşk hikayesi geçiyor. Yavaş, ha yavaş. Bak oğlum, sahnede işler yaver gitmeyince ya da bir gerginlik olunca... kötü komedyen hızlanır. İyisi yavaşlar. Bunu unutmayın. Tamam hocam. Anladın mı? Anladım hocam. Yavaşla ya. Yavaşlayınca bir şey biliyorsun zannederler. Geçenlerde... Cihan da yapıyor ya öyle. Zeytin burnu. Bak. Sadece ilçenin adını söylüyorsun, gülüyorlar oğlum. Evet, güzel bir sunuş yap bakayım. Yavaş yavaş. Take your time. Ya en azından bir mallık oluyor, güzel oluyor. Bir aşk hikayesi dinleyeceğiz. Bu sefer de şey TRT sunu böyle şey oldum hocam. Bir aşk hikayesi izleyeceğiz.
Cenan, Emre, Arif ve Ali yazdı. Karaköy Korsanları geliyor. İyi seyirler. O zaman bizim tarzımızı yansıtan şarkıyı çalıyorum. Çal. Son 2, 3, 4. Alnıma yazdı kader, silemedim, ağladım, ağladım hiç. Gülemedim, kimseye söylemedim. Diyemedim, aşk diyecek durumu. Acıdan, sızıdan yana mı dur, anla ne dur? Sevgilim, uy bu çenda uşağım. Suya giren hamsi gibi mutlu oldum gördüm diye seni. Ah lanet, lanet idi bu hasret. Ama çok büyük hasret. Sen hiç gelmeyeceksin sandım. Ama geldin be bir tanem. Geldim ve fındığım, gözlerin benim yüreğimde ısıtıyor içimi, 700 lira gelen kombi gibi. Ya sanki şiir benim ağzıma oturmadı ya. Senlik bir şey yok, şiir kötü. Şiiri de ben yazdım. Bence çok iyiydi, ben ömrümde böyle bir şey dinlemedim ya. Dinlememiş Tuba. Pamuk çıkartıyor kulağından. Ne alakası var lan? Kişisel bakım, kızla ne alakası? Bence çok iyiydin. Doğruyu söyleyin. Sesim karga gibi miydi? Bence bülbül gibi ötüyorsun. Şak şak şak. Lan hangi bülbül şak şak diye ötüyor mal? Bence çok iyiydin. Söylemiş miydin? Ama baksanıza kimse beni dinlemiyor. Ya saçmalama. Sen şarkı söylerken nasıl dinliyordu amca? Görmeliydin. Evet, can kulağıyla dinledi ya. Soralım. Amcacığım beğendiniz mi? Amcacığım beğendiniz mi? Amca! Amca! Ne diyorsun? Amca zor duyuyor. Hani can kulağıyla dinlemişti? Hayatım amcanın canı ne ki kulağı ne olsun? Öyle düşün. Ya tamam Tuba hemen üzülme. Bence sesin en az senin kadar güzel. Büfeci gelse de boşları alsa ya. Ben senden başka bir boş göremiyorum kardeşim. Düzgün konuş lan benimle. Sen düzgün konuş lan. Şş oğlum. Nasıl konuşuyorsun lan oğlum? Bak kızın yanında ne yapıyorsun? Oğlum bak adam gibi konuş ha. Adam gibi konuş burada. Ya mayırdın lan. Oğlum bir dakika. Of. Benim için kavga edip durmayın. Durmayın işte. Devam edin. Ben var ya bak senin için kavga etmeyi bırak. Üsküdar'dan Beşiktaş'a gitar çalarak sırt üstü yüzerim be. Onu benim için yapsan ben de okeyim ha. Sen bana mı yürüyorsun lan? Sen bana mı yürüyorsun oğlum, lan? Oğlum sana ayırdı ha. Sizin yanında adam gibi tutacaksın. Amcayı yağmaladılar. Siz kimsiniz? Karaköy korsanları. Ben Kaptan Cenk Siperoğlu. Ben Elizabeth. Ben Tarık Mengüç. Ne alaka lan? O da korsan değil mi abi? Rina, Rina, Rina. Seni vururum. Kanından öyle. Vururum seni. Seni bu içime kim aldı? Kim aldı seni bu içime? Vallahi vururum seni. Bıktım seni gibi manyaklardan. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Sen kimsin be? Ne demek sen kimsin? Bu geminin kaptanı benim. Bu vapurun yönetimi bundan sonra bize ait. Kaptanı da benim. İşiniz dümene gelince hepiniz kaptansınız. Siyah İnci'nin bir kaptanı vardır. O da Cenk Siperoğlu. Ne Siyah İncisi lan? Bu vapurun ismi Sivaslı 58. Sivas'ta deniz mi var lan? Tamam sakin ol Elizabeth. Bana bak kaptan bozuntusu. Sen bu gemiyi kullanmayı biliyor musun? O nasıl soru lan öyle? Bana okyanusun kangalı derler. Hala kangal diyor ya. Sivas'ta deniz yok ki. Sivas'ta deniz yok. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Sakin ol Elizabeth. Sakin ol. Nedir senden çektiğimiz? Bana bak. Kaptan bozuntusu. Bundan sonra sen de ekiptensin. Korsansın. Bize yardım edeceksin. Bana bak bana. Benim babam da kaptandı. Dedem de kaptandı. Biz babadan oğla bu nesneyi yapıyoruz. Ben ne dalgalı denizler gördüm. Ne dalgalarla boğuştum da pes etmedim. Sizin gibi iki tane korsanı mı boyun eğeceğim? 300 altın. Rotamız neresi kaptanım?
Ne taraftan gidiyoruz? Güzel. Öndeki vapuru takip et. O öyle bir şey mi? Mal. Marmara'dan Karadeniz'e bağlan, biz ondan sonrasını hallederiz. Aa, Yalova'dan geçerken halamlara da uğrar mıyız? Tarık, seni vururum, aç ağzını. Allah aşkına. Aç ağzını. Ne Yalova'sı? Bir dakika, ne Yalova'sı? Ya bizim işimiz vardı zaten, bizi salın gidelim ya. Susun lan, susun. Aferin, artık yola çıkmamız lazım. Adın ne senin? Haydar. Tamam, Haydar Dümene. Haydar Dümene mi? Böyle olunca cinsel soru sorasım geldi, tamam. Bana bak, kendine yeni bir kaptan ismi bul. Buldum. Alex. Alex ulan, Alex de Souza. Tamam. Buldum. Aferin lan. Alex efsane oldu. Tamam. Evet. Alex, sen de korsansın. Gemiyi sen kullanacaksın. Sana güvenebilir miyim? O nasıl soru lan öyle? O nasıl soru? Unutma ki gemiyi en son kaptan terk eder. Sahil güvenlik, etrafınız sarıldı. Kaçın, kaçın polis! Burası da boymuş be. Siz de mi kaçtınız? Polisler geldi, ne yapacağız şimdi? Rehini almamız lazım. Hangisini alayım? Ne bileyim, seç işte birini. Ya şimdi hangisini seçsem diğerine ayıp olacak ya. Aç ağzını, artık vuracağım seni. Allah! Aç ağzını be! Gördüm. Bunu nereden? Sen mi aldın ekibi? Kızı al işte, elimiz güçlensin. Sen gel buraya. Emre, bir şey yapmayacak mısın? Ben ne yapayım yenge? Enişten dururken. Ali! Bacım! Sen benim adımı nereden biliyorsun ya? Saçma. Kendi aranızda konuşmayın. Gel lan. Gel, 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 gel. Bırakın lan kızı. O kadar da uzun boylu değil lan. Bırakın lan kızı. Kızı bırakın lan. Bıraktınız. Kızı bırakın, Emre'yi alın. Ben... Sizin derdiniz kızla. Beni bırakın, kızla çözün. Ben bunu alıyorum. Adam, beni alma. Onu al. Hayır. Oğlum bu ne? Kes lan, kes. Ne yapıyorsun? Sen niye aç lan ağzını? Ne oluyor? Aç ağzını, artık vuracağım. Allah aşkına ya. Geçin, gel kızım sen de artık. Gel, gel söyle, gel. Gel söyle. Gel. Aç böyle. Geç şöyle, geç. Biliyorum, bir gün kahramanım beni bulacak. Durun! Kızı bırakın, beni alın. Sen de kimsin? Ne dedin? Sen de kimsin? Bunun ne önemi var? Kızı bırakın, beni alın. Ölmekten korkmuyor musun? Ne diyor? Amca, ölmekten korkmuyor musun? Yok, korkmuyor. Ardında kalanlar ne yapacak sensiz? Amca! Hı? Ardında kalanlar ne yapacak sensiz? Sana lan, sana buyum. Siz kızı bırakın, beni alın. Kahramanım benim. Kızım dur, ortalık bir karışık zaten, bir dur bir daha. Sigortasız birine göre fazla cesursun. Benim sigortam var bir kere. Peki ya sevenlerinin? Onlara siktir et. Gördünüz. Sigortası olan bir insan nasıl da mutlu. Ne alaka ya sigortayla? Açığa çıktık. Durduk yere anladılar ya. Neyi anladık lan? Merhabalar. Biz Galvanist sigorta çalışanlarıyız. Bu da bizim viral reklamımız. Ver jingle'ı. Kadıköy'den Karaköy'e 10 dakika sürüyor. Ama bazen başa bela 5 dakikada geliyor. Kapıma telaşa Galvaniz yanında hep. Kaptan da kaçmamış, bakın o da geliyor. Sigortan varsa dertler bomboş geliyor. Olursa olsun da Galvaniz hep çözüyor. Yoksa yaptın hemen pişman olma sen. Galvaniz sigorta yine gülden saçıyor. Galvaniz. Sigorta. Galvaniz. Sigorta. Galvaniz. Bravo. Çok güzeldi. Çok güzel. Gerçekten atladınız. Atladık ya, gitti be. Harikaydı. Manyaksınız. Bravo. Galvaniz sigorta. 16 gizli kamerayla çekildi. Ya hani kamera nerede ya?
İşte iki tane şurada. Şuralarda bir yer. İki tane şu tarafta. Şurada yönetmen var. İki tane şey orada. Var şurada. Şurada. Arkada var bir tane. Bir nasıl anlamadınız? Biz de şaşırdık. Ben nasıl göremediysem. Ya? Peki form doldurmayı düşünür müsünüz? Ablacığım ben doldurdum dolduracağımı. Allah aşkına kaptan da kaçmamış. Kaptan da kaçmamış. Bakın o da geliyor. Kardeşim manyak mısınız? Böyle reklam mı yapılır ya? Jingle'la girdik. Aynen. Jingle'la çıkalım. Öyle ayıp olmasın. Çelik, bugün sen de aramızdasın. Hoş geldin. Jingle'la çıkalım. Buyurun. Kadıköy'den Karaköy'e 10 dakika sürüyor. Ama bazen bela parça 5 dakikada geliyor. Çıktılar mı tam? Çıkın gidin lan! Tuba bir su filan alsam mı sana? Sen çok ya bırak Allah aşkına senin ya. İçin çok endişe... Ya bırakın. Gerçek yüzünüzü gördüm. Ben gerçek kahramanımı buldum. Beni kurtardınız. Dur Karakuz. Ha. Aslında benim sana açıklamak istediğim bir şey var. Ne? Ben de korsanım. Nasıl? Eminönü'nde sihirli tezgahımız var bizim. Çok güzel hareket diyenleri duyayım. O zaman zil diyorsunuz. Çal. Çal kardeş. Gene altyapıdan enteresan bir skeç daha. Galvaniz sigorta. Bu neydi? Bir şeyi bunu gizleyecek misin? Müze de Milolo. Müze de Milolo. Müze de Milolo. Müze kasa depotel olarak giriyorduk hocam. Kırmızı tulumlar. Ama gerçek hayatta neye gönderme bu? Karayip korsanları. Yok. Son şarkının sözlerini şiir olarak söyleyeyim bakayım. Söz olarak söyleyeyim. Kadıköy'den Karaköy'e 10 dakika. Hayır yani şarkı gibi. Hocam ben bugün... Cenan İhtar. Cenan'ı kapatın. Cenan'ı kapatın. Karaköy'den Karaköy'e 10 dakika sürüyor. Ama bazen bela başa bela 5 dakikada geliyor. Takılma, telaşa, galvaniz yanında hep... Tamam tamam şarkı olarak söyleyeyim bakayım. Açın Cenan'ı da. Bir, iki, üç. Kadıköy'den Karaköy'e 10 dakika sürüyor. Ama bazen başa bela 5 dakikada geliyor. Tamam, teşekkürler. Ömer, Ali ve Arif. Övüyorum sizi. Çok iyisiniz. Cenan, sen hakeza. Çünkü mesaj geliyor artık bana bunu öv, şunu öv diye. Bu hafta en çok Ömer, Ali ve Arif. Çok güzel hareketler devam ediyor. Merhabalar. Ayşegülcüğüm, merhaba. Ayşegül'ü de seni de yeterince övmüyormuşum. Ona da ilgili mesaj geldi. Bayılıyorum sana. Şahanesin, canım benim. Teşekkür ederim hocam. Öbürlerini ben... yalandan övdüm ama seni gerçekten övdüm. bazı aileler... Zaten sunuşa diye başlamak evet. İyidir, çok iyidir. Siz ne kadar mükemmel bir sunum yapacağım. Cihan abi... Ne Allah olacak? Razı olsun. Dedi ki ben abi dedi ben de sıkışırsam dedi gelir misin dedi. Diye hemen girince... sıkıştım da dedi ben de. Lan mı dedim? tamam hadi sunun bakalım. Niye hocam yapıyorlar? Lan dediğim için yaptılar. O zaman ben gidiyorum. tamam anlat. Hayır. Sahnede şey söyleriz çocuklara iyi gelmeyecek bir şey söylerseniz devreye giriyorlar. Buyurun. Bazı aileler çocukların dertlerini öğrenmek için çeşitli yollara başvuruyorlar. Ne gibi? Zarf atıyorlar, baskı uyguluyorlar. Hı hı. Gibi hocam. Devam. Bakalım. Cihan, kız tıkandı yardımcı ol. Bazı aileler kız çocuklarına baskı uyguluyorlar. Mesela sen de Cihan gibi ya. Cihan gibisin sen de. Bazı aileler. Ya Ayşegül'ü bu skeci sunmasını özellikle istedik biz. Çünkü mesela kız çocuklarına aileler baskı... Ya şöyle baskı demeyelim de... Hani böyle sürekli iletişim halinde olmak istiyorlar. Yani acaba eksik bir şey anlatmasın bize, her şeyi bilelim diyor aileler. Onları biraz daha mı merak ediyorlar? Evet, kız çocuklarına biraz daha merak ediyorlar. Ama kızların da bir dönemi oluyor. Sanki o dönemde eksik bir şey anlatıyormuş hissiyatına kapılıp...
aileler farklı yollar arıyorlar ve hani ben bunun ağzından lafı alırım demek istiyorlar. Anlamayanlar desin. Ama her şeyi anlatmıyorlar ki skeçte tüyo vermesinler diye çocuklar. Evet, skeçte... Baba orada bir tane de Zeki var, ben anladım falan. Biz de anladık, biz de anladık. Evet. Şimdi Fos Modern aile geliyor. Volkan, Cemile, Beste yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Baba! Baba! He? Bir şey söyleyeceğim ama kızmak yok. Lan oğlum yarın içeride, yarın dışarıda. An itibariyle kızdım. Vallahi uçan tekme atacağım şimdi sana. Söyle hadi. Kızmayacaksın ama, tamam mı? Lan yine ne yaptın lan? He? Yine ne yaptın ya? Ne yapmış olabilirsin ya? Ben sizin her dediğinize kızıyor muyum? Lan hakikaten kızıyorum ha. Tamam söyle ama yumuşatarak söyle. Hı. Tamam. Senin bu en sevdiğin kareli ceketin var ya. Ben onu gezmeye çıkardım biraz hava alsın diye. Sonra meyve suyu içiyordum. Benim içtiğim meyve suyu da cekete merhaba, merhaba dedi. Ceket de böyle boydan boya utancından kıpkırmızı olmasın mı? Bu nasıl bir yumuşatma şekli lan? He? Ulan ceketi mahvetmesin, üzerine bir şeyler sürdük. Gel lan buraya. Baba, gel buraya. 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 Ali, buraya. Ali, dur yapma. Ona vurma, bana vur Salih. Dur Salih. Ayşe ne yapıyorsun? Çocuğu mu kovalıyorum? Seni mi kovalıyorum belli değil ya. Ama o benim yavrum. Benim neyim? Eltim mi? Bu evde beni kimse sevmiyor ya. Üvey evlat mıyım ben ya? Bir tane ceket ne olacak ya? Ne yapıyorsun Salih sen? Ya ama en sevdiğim ceketim de o benim ya. Ben onu çok seviyordum ya. Çocuklaşma. Ne dedik biz? Çocuklarla arkadaş gibi olacağız demedik mi? Ha? Niye böyle yapıyorsun ya? Kızın da ağzını kaç gündür bıçak açmıyor. Bir derdi var, bir anlayamıyoruz. Sen hiç kızını bir günden bir güne karşına alıp... ...yavrum bir derdin var dedin mi Salih? Korkuyorum Ayşe. Sevgilim var baba. Ağızdan öpüşüyoruz falan dersin. Saçma sapan ya. Bak ben Namık Beylerle de konuştum. Diyorlar ki bak modern olun biraz diyorlar. Öyle çocuklar bir derdini söylediğimde çok tepki vermeyin ki. Her şeyi anlatsın diyorlar. Namık öyle mi yapıyormuş? Evet. Bunun yok mu kızı Burcu? Bu işte sevgilisiyle kavga etmiş. Namık Bey de demiş ki aa olur mu böyle şey? Alın size demiş tatil bileti. Paris'e yollamış bunları barışın diye. Kız nasıl mutlu olmuş. Ulan bu modernlik değil, godoşluk. Saçmalama. Ama kız hiçbir şeyini saklamıyormuş. Ya Melis'in böyle bir şeyi varsa saklasın zaten. Ay. Yeter ya Salih. En azından kızımızın derdini öğrenene kadar bugün modern ve anlayışlı bir baba olacaksın, o kadar. Mustafa. Efendim anne. Gel buraya. Ne oldu? Bana bak. Ablan gelene kadar, ablan gelince sen böyle yalandan birkaç itirafta bulunacaksın bize. Biz de sana kızmayacağız. Ablan da eteğindeki taşları dökecek. Ne gibi itiraflar? Ne bileyim işte bahis oynuyorum falan de. Vallahi iki gündür oynamıyorum ya. Sen bahis mi oynuyorsun lan it? Şişt, tamam Salih. Arkadaş gibi. Arkadaş. Almanya liginden uzak dur kanka. Güzel. Ben şimdi içecek bir şeyler getireyim, meyve suyu falan, böyle parti ortamı yapalım. Dur dur, ben getireyim. Ay çok eğlenceli ya. Ya Ayşe. Nasıl mutlu oldu çocuk ya? Ya bırak Allah'ını seversin ya. Mutlu olacaksa olmasın ya. Ben böyle modelli falan yapamam, kusura bakma. Öyle mi Salih? Öyle. O zaman bize 2 Nisan 2018 gece 2'de Ercan Usta'dan gelen aşkım yarın karını atlat bende kal sana sürprizlerim var mesajını ve 3 Nisan 2018 akşamı Halı Saha'da Mehmet'in ayağını kırması sebebiyle geceyi hastanede geçirmek zorunda kalma rezaletini anlatmak ister misin? Kim üzmüş benim kızımın canını sıkmış? Ben sonuna kadar modern bir aile olacağım ya. Getir ayakkabıları, evde ayakkabıyla dolaşalım artık. Tamam. Abartma, abartma. Hah, getir oğlum, getir. Suları geldi. Gel, gel. Ay, ay, geldi, geldi. Küçücüğüm. Modern bize. Ya ilahi Mustafa. Demek ki... Mustafa ya. Come on Mustafa. Demek 6 tane zayıf
kafam var he? 7 tane. 7 tane mi? Ya, aman canım. Yani 7 tane zayıfım var diye sana kızacak bir anne baba mıyız biz? Ay hiç. Bak seneye en az 8 zayıf bekliyoruz oğlum. Aa kızım gelmiş. Aa. Hoş geldin. Nasılsın kızım? Ben iyiyim anne de siz nasılsınız? Modern. Ne? Neredesin sen bu saat olmuş? Yani hey nerede kaldın ya? Neden biraz daha takılmadın? Parti mi sarmadın? Çıldın kız. Ya ben kütüphanedeydim baba. Aa kızım yapma. Anne sevgilim var diyebilirsin ya. Yes lan. Neyse senin sevgilin mi var? Ya tabii ki ya. Sevgilim var olabilir. Hatta neden bu eve getirmiyorsunuz? Neden ayrı yaşıyorsunuz kızım? Birlikte kalın. Hiç ayarın yok değil mi Salim? Ya benim sevgilim falan yok ki. Oh Allah'ım sana şükür. Yani come on girl, nasıl sevgilin olmaz ya? Sonuçta genç yaşta bir kızsın yani, öyle değil mi? Baba sen iyi misin? Gayet çağımın ötesindeyim şu anda. Ya modern modern konuşma, manyak. Modernim, ne yapayım? Duramıyorum ya. Ya kızım otur. Otur, otur kızım ha. Ailecek dertleşeceğiz biz bugün. Evet, evet. Derdin neyin varsa bir an evvel söyle de şey olmasın artık yeter. Şiş, bana bak. He. Çocuklara seni seviyorum de önce. Seni seviyorum mu diyeceğim? Ha, de bir hadi. Ya ben diyemem, daha önce hiç demedim ya. De diyorum Salih. Hani? Melis. Seni seviyorum kızım. Ben de seni seviyorum baba. Oldu seni. Tamam şeye geç, öbürüne geç. Hangi öbürü? Yanına geç. Ya bana bunu söyletme ya. O senin oğlun değil mi? Hadi. Hadi yaparsın. Mustafa. Efendim baba. Seni seviyorum. Ne? Seni seviyorum. Ne? Seni seviyorum. Anne babam tekliyor, vurduralım mı? Ne biçim konuşuyorsun lan? Ne biçim konuşuyorsun? Tek seferde de kurttun. Hadi. Seni seviyorum Mustafa. Seni seviyorum. Tamam. Ben de seviyorum bu. Evet. Hadi Mustafa bize itiraflarda bulunacakmış. Neymiş bilmiyorum, çok merak ettim. O zaman madem bu kadar moderniz, ben bir itirafta bulunacağım. Tabii ki öyleyiz ya, tabii ki. Baba geçen ay senin kredi kartından 300-400 lira çekilmişti ya. Evet, yurt dışından. Yok, yurt içinden. Ben bazı sitelere üye oldum. Ne? Ayşe bu çocuğu aldırabiliyoruz mu? Saçmalama, bir çocuk 18 yaşında. Onu demiyorum, mali şubeye aldıralım. Bu düpedüz nitelikli dolandırıcı ya. Ne oldu moruk ya? Hani moderndik? Moruk? Acaba diyorum, yarınlar yokmuş gibi, dünya durmuş gibi coşmasan mı? Tamam canım. Ne yapıyorsun salak, otursana şuraya. Yok ya, ben artık söyleyeceğim, rahatlayacağım abla. Tamam ya, tamam. Biz buna kızacak bir aile miyiz? Tabii. Öyle tabii. Bir aile miyiz tabii biz? Tabii ki öyle bir aile değiliz yani. Biz normal bir aile değiliz. Anormal bir aileyiz. Çünkü biz normal olsaydık, ben bunu evin çatısına bağlar, haftanın 7 günü yemekten sonra bunu 7 gün boyunca döverdim yani. Ama tabii ki öyle bir aile değiliz. O yüzden sen de artık derdin neyin varsa söyle yavrum. Söyle balım benim Allah sana. Ya siz niye kendinizi böyle deli deli yapıyorsunuz ya anne? Aa kızım dertleşiyoruz işte, dök içini. At içinden çıkar. Anne hadi. Dedi. Baboş! Ayşe ben bunu ağzına sıçarmam. Şaka yapıyor baban, söyle bu. Efendim oğluş. Baboş ya, bir şey daha söyleyeceğim, içimde kalmasın ya. Bak taktiğini buldum, artık yumuşatarak söylüyorum. Geçen bizim arabayı otoparktayken vurmuşlardı ya. Evet. O öyle olmadı. Nasıl oldu? Ben arabanın canı sıkılmasın, biraz da hava aldırmaya çıkardım arabayı. Böyle ışıklarda başka bir araba, merhaba, merhaba dedi. Demesin, demesin. Dedi vallahi. Bizim arabada tamponları hemen yelkenleri suya indirmesin mi? İndirmesin lan. Niye indiriyor? Tamam tamam. Tamam canım ha. Cana geleceğini mola gelsin değil mi? Salih sen de biraz rahatla. Sen de biraz itiraflarda bulunsana, rahatlayalım. Ne evet olur? Artık bulunmam lazım çünkü bu kız konuşmuyor. Ya çocuklar ben size bir itirafta bulunayım ya. Yıllar yıllar evvel biz bu ananızı almaya gittiğimizde aslında benim niyetim teyzenizdi. Sema'yı biliyor musun? Güzel kadın. Zaten teyzeniz yani biliyorsunuz. Sonra bir baktım kahveleri bu da atıyor. Aldık geldik hayırlısı.
Salih ne diyorsun? Ya Ayşe, hadi ama biz bunlara takılacak bir halimiz. Modern ol biraz. İyi valla. Yani biz buna takılacaksak... Mustafa'nın gerçek babasının sen olma işine de takılalım o zaman. İnşallah. Ne diyorsun lan? İnşallah gerçek babam zengindir. Oğlum sen ne anlatıyorsun lan? Salih abi bir dakika bir dur ya. Ayşe, Ayşe bak bunlar eğer bir kısmı doğruysa gerçekten çok fena bozuşuruz ha. Ya saçmalama bir kız konuşsun diye itiraf işte yalandan. He. Sen yalandan yapmadın mı lan? Yok canım ya ben de yalandan yaptım saçmalama. Yani. Ben bayağı her şeyi itiraf ettim. Ya sus sus. O zaman ben de açıklıyorum artık. Heh, sonunda ya iyi. Ben hamileyim. Taşıyıcı annelik yapıyorum ben. Tebrik ederim. Ben de 86'dan 91'e kadar taşımacılık yaptım. Yani babam mesleğini sürdürüyor olmam beni çok gururlandırdı. Salih ne diyorsun öyle bir şey ya? Ne bileyim Ayşe. Kendime taşıyıcı anne diye sordum. Didimin taşımacılık dedi. Bende karşılığı yok. Ha, tamam sakin ol. Ne oluyor lan? Tamam iyi Allah'ım kötü tamam. Oluyorum ha. Tamam sakin ol. Allah kahretmesin kötü ya. Ol. Oha hayırlı evlat ben çıktım. Anam. Ya baba tamam kendine gel ya. Yalan söyledim. Hamile falan değilim. Ay çok şükür Allah'ım yardım. Kız bu yalan söylenir mi ya? Ya siz de olmaya çalıştığınız gibi bir aile değilsiniz. Biz böyle insanlar değiliz yani. Baba sen bizim ne zaman dinledin? Biz iki çift lafı yan yana koyup ailece oturup sohbet edemiyoruz ya. Burada gelmiş modernlik taslıyorsunuz. Modern aile olmak bu demek mi? Baba sen kendi oğlunun gözlerinin içine bakıp seni seviyorum oğlum diyemedin oğluna ya. Bana derdin var mı kızım diyorsunuz. Benim tek derdim sizsiniz ya. Kızım. Kızım bizim de tek derdimiz sizsiniz lan. Ama ne yapalım? Biz böyle görmedik. Büyüklerimiz bizimle hiç konuşmadı ki. Onların yanında sizi sevmek bile ayıptı. Bizi affet. Bundan sonra söz. Çok daha her şeyi konuşan bir aile olacağız. Artık kızmak yok. Gir buraya. Gir buraya. Baba şimdi kızmak yok mu? Yok oğlum yok. O zaman ben son bir itirafta bulunacağım. Ben okulu bıraktım. Sev beni baba, kızma bana. Zil diyenler. Tamam hanım. Gece gidiyorum ben. Hadi git. Peki burada yazarlar içinde adın geçmiyor. Varsın. Var, tamam. Varım. Kağıdı yazmamıştı bile. Beste bilir yazarlardan biri. Volkan bilir kim? Hocam daha önce dışarıdan da bir yazar arkadaşı bizim. Beste bilir, Volkan bilir. Soyadınız bilir ama akrabalarınızlık. Allah Allah. Neyse bu kadar büyütücük bir şey yok. Bir ikiniz mi kaldınız la? Siz de gidin giyinin. Hadi siz de gidin giyinin. Tamam git aferin. Çok iyi oynadınız. Aferin çocuklar. Bu babaların seni seviyorum diyememesi konusu enteresandır. Benim babam da hiç bana hatırlamıyorum söylediğini. Şimdi söyleyecek. Bir dakika. Sen söyledin mi baba bana seni seviyorum veya... Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. İyi. Ya bunun bir sebebi var. Sevgisiz olduğumuz için falan değil. Bence bizim dilimizde böyle bir kalıp aslında yok. Bu I love you'dan geldi bize. Bizde yani goynumda yerin var. Ne bileyim seni böyle sıkasım, ısırasım geliyor ya. Bir de şey de güzel. Kızma kızmayacağına söz ver babayı Rodin de çok kullanıyor. Zaten bunu sorduğuna göre kesin kızılacak bir şey. Ve bence saçma bir şey. Ben önce söz veriyorum sonra kızıyorum. Çocuklar da gittiğine göre babama da evet babam seni seviyorum desin bütün milletin önünde. Annem de yardımcı olsun tamam çok güzel hareketler devam et.
Biz bakalım kadınları anlayabilmiş miyiz? Anlamak için neler yapmışız onu göstereceğiz şimdi size. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ezgi. Efendim? Biraz eğlenelim mi? Ay taşkın Allah aşkına. Yorgunum zaten. Sabah da işe gideceğim. Şöyle birkaç sayfa bir şey okuyup uyuyacağım ben. Ya ben de yarın iş görüşmesine gideceğim. Hep iş, hep iş. Hadi nereye kadar ya? Hadi biraz eğlenelim. Ne diyorsun be? Hadi eğlence zamanı. Allah Allah, çocuklarım yok. Hayır ya, onu demiyorum. Hadi komikli video izleyelim. Bak bak, bu çok komik. Kedi maymuna tekme atıyor bak. Bu mu komik? Şey de var, maymun tokatlayan aslan da var. Ay, ben de ne zannettim ya? Ne zannettin ya? 18 yıllık evliyiz. Başka ne eğlencemiz olacak bizim? Değil mi? Hiç, bendeniz. Neyse, tamam hadi kaldır patileri, ben uyuyacağım. Sen niye tekliyorsun ya? Sana bir baktıralım. Ha, doğru diyorsun Taşkın. Sabah giderken işe bir Maslak Otosanayi'ye uğrayalım, bana bir baktıralım. Ben niye tekliyorum? Ya benim teklemem normal değil mi? Sen benim yaptığım işin yarısını yapsan ne hale gelirdin acaba? Ne iş yapıyorsun Allah aşkına ya? Kadınlık Taşkın, kadınlık. Sayayım sana. Sabah kalk, kahvaltı hazırla. Kocanın ceketini, gömleğini ütüle. Çocukları giydir, doyur. Sonra işe gideceğim diye trafiğe çık, bir sürü magandayla uğraş. Ha işte de sen iştekilerin de dostça muamelesine böyle karşılık vermeye çalış. Ama sen bu sırada ne yapıyorsun? Sen bir iş makinesi izleyen yurdum insanı gibi bakıyorsun Taşkın. Sadece bakıyorsun. Hayır, arada bana desin. Taşkın! Dinlerken içim geçmiş ya. Zor tabii, zor. Kadınlık zor. Bir gün ya, sadece bir gün. Benim yerimde olsan da beni anlasan, ha duyarsın. Ah ah, ben kadın olacağım var ya, sokakta hanımefendi, mutfakta aşçı, yatakta... Ah sana yatak. Aa, bak sana yatak, ne güzel. Ah, koltukta uyu, sakın gelme odaya. Fark eden bir şey yok ki zaten. Allah Allah, uyurum. Kadın olacakmışım, laf. Ana, kim giydirdi lan bunları bana? Aa! İçime dantelli iç çamaşırı giydirmişler. Ezgi! Günaydın! Ezgi ne oluyor ya? Onları kim giydirdi sana? Bunları bana kim giydirdi? Ne diyorsun ya sabah sabah? Ne yapıyorsun? Neyi düzelttin orada? Neyi düzelttin? Diyorsun oğlum ya. Her zamanki halimiz işte. Şişt. Kahvaltı hazır mı? Yok, hazır değil hanımefendi. Niye? Peynir hazırlanmak istemiyormuş. Zeytin de domatesi ikna etmiş. Evet. Ben niye trip atıyorum ya? Adam akıllı söyleyeyim işte. Şişt. Senin canın mı sıkkı? He? Uyandırma servisi gelsin mi? Seni rahatlatayım mı biraz ha? Ne diyorsun ya? Çocuklar burada. Tamam ya. İstemiyorum. Kirpi kuşlarım ağrıyor. Tamam tamam, bir şey geç kalıyorum. Yavrum şunu bana bir ütüleyi versene ya. Ya ne ütüsü? Benim ütüyle ne alakam olur ya? Ben hayatımda ütü mü yapmışım ya? Ben bilmiyorum ki bunu neydi İpeksi. Ütülemem gerektiğini. Hayır yani sadece ütü değil ki, çamaşır, bulaşık. Benim imanım gevriyor ya. Jilet gibi oldu lan bu. Günaydın anne. Günaydın oğluşum. Günaydın baba. Günaydın oğluşum. Metin, o şortun boyu ne oğlum? Ya anne ya, daha düzüldü işte. Ya karışmasana, çocuğun bacakları düzgün. Ha. Ne zaman giyecek? Ya bırak ya, hep sen şımartıyorsun bunu. Sağ ol baba. Sağ ol baba. Günaydın canım aile. Günaydın tembel. Validem ya, bana bir 50 lira ateşlesene. Ahmet'i sinemaya götüreceğim. Vay, Ahmet'i sinemaya götürmeceler, arka koltukta oturmacalar. Kız sen oldun mu o kadar? Ne oluyor ya? Kim kimi sinemaya götürüyor? Bir şey desene Ezgi. Ben niye demiyorum ya? Ya babacığım, cool ya. Cool ol biraz ya. Kanımız deli akıyor ya. Hazır mı bu? Hazır hayatım. Heh, hadi. Ben akşam geç gelirim, merak etme. Kaç gibi gelirsin hayatım? Geç gelirim dedim ya Taşkın, ne uzatıyorsun ya? Hadi eyvallah. Elime sağlık değil mi hayvan? Baba üzülme, tamam. Yok üzülmüyorum oğlum. Paran var mı senin? Yok. Nereden çıktı lan o para?
Beni Ayşe bırakacak eve. Tamam. Ayşe'ye söyle çok bizim evin oralarda dolaşmasın. Annen kemiklerini kırar. Bir iki sokak arkaya bıraksın seni. Tamam. Hadi oluş. Baba. Aa, ben iş görüşmesine geç kaldım. Hadi bayılıyorum. Döndü. Başım döndü öyle. Bak, bak, sağda çile bak. Vay anam, bay sürücü. Kanka, ne diyorsun? Biraz kıstıralım mı ha? Sıkıştıralım mı? Bana uyar kanki. Ne kadar saçma eğlence çeşitlerimiz var ya. Olsun, bayılıyorum ha. Tamam ya. Ya serseriler ne yapıyorsunuz burada? Bak, bak. Hop. Bay, bir bakar mısın? Bay değil yalnız, erkek. La bunların da bu duyarını anlamıyorum ya. Bak bak, direksiyona da yapışmış. Sanki bıraksa elimden düşecek. Sus, sus. Ne alakası var? Doğru tutuş bu bir kere. 9 çeyrek. He, yazı saatler geri alınca da 8 çeyrek mi tutuyor lan? Yorma, vurma hayvan. Özür dilerim. Kapışak mı? Hı? Ya bacılar, rahat bırakın beni Allah aşkına. Bacı deme, lazım olur. Ben bir kere trafik kurallarına uyarak kullanıyorum arabamı. Biz de uyuyoruz. Mesela hiç hız yapmıyoruz. He? Araba bağırınca hız yaptı sanıyoruz. Yani insanları rahatsız etmemek için müzik açıyoruz. Kalk, kemer müziği! Rahat bırakın, benim dayım mafya, enişten polis. İyi, söyle eniştene dayını yakalasın. Arıyorum şimdi polis. Aa, kanki arabanın muayenesi yok. Gaz la, gaz la, gaz la. Yürü, yürü, seni bulacağız bay. Ben size dedim 9 çeyrek diye. Oh oldu size. Begüm Hanım, gelebilir miyim? Kusura bakmayın, biraz trafik vardı, geç kaldım. Vay, vay, vay. Vay, vay, vay. Mülakat İngilizce mi? Hele, hele, hele. Değil. Yah, yah, yah. Ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Zor durumda mısınız? Yöresel bir karşılama yapmak istedim. Hoş gelmişsiniz. İsminiz nedir? Taşkın. Taşkın. Kısaca daş diyebilir miyim? Yok, illa kısaltacaksanız kın diyebilirsiniz. Hadi bakalım. Benim de adım Begüm. Begüm Şah'tan geliyor. Arkadaşlarım Güm Güm de derler. Çok şey bir karakterim var, ses getiren. Nerelisiniz? Mersin. Tantuni. Sever misin? Evet, severim. Ben bayılırım. Arzu ederseniz bir gün beraber yemeğe gidelim onu. Olur, ama iş mi konuşsak şimdi? Konuşalım. Ben şimdi yabancı dile çok önem veriyorum açıkçası. İngilizceniz var mı? Var. Benim yok. Sen bana öğretirsin. Yani denerim elimden geldiğince. Hadi bakalım. O zaman evli misiniz? Evet, evliyim. Maalesef. Ben de bir hata yaptım işte öyle. Diyorum ki ikinci bir şansı hak etmiyor muyuz sanki? Yok ya. İşin detaylarını konuşalım biz. Ben tam olarak ne yapacağım? Şöyle konuşalım. Benim bütün kişisel işlerimi yapacaksınız. Mesela yükseklerde ulaşamadığım şeyler var, benim dosyalar. Nasıl yani? Gizlilik olarak mı? Yok, yükseklik olarak. Şurada yetişemiyorum. Hatta sandalyeye bir çıkarsanız bir bakalım biz ona. Bakalım yetişebilecek misiniz? Tam burada mı? Böyle beriye atıverdim ben onu çünkü... Nerede? Arkaya, arkaya düştüm. Nerede? Biraz daha arkaya bakarsan... Aa, siz benim popoma mı bakıyorsunuz? Asla, o denk geldi mesafeden. Ama sizin niyetiniz başka. O zaman düşelim mi aşka, ha? Ama ne yapıyorsunuz? Begüm! Begüm, ne yapıyorsun? Yaz oğlum, 100 çuval simento, 20 kamyon çakıl. Ulan bu, yazıklar olsun sana be!
Bu adam bile köse be, köse! Senin de bıyığın var gülüm. Yanlış anlıyorsun. Konumuz bu değil şu an. Zaten kendisinin tansiyonu düştüğünden ben onu tutuyordum. O sırada sen denk geldin. Beyefendi ben evliyim yalnız. Yanlış anladınız. Evet. Ulan bir de adam evliyim diyor. İşte tansiyon evli bekar ayırt etmiyor. Oluyor öyle. Ya sana yazıklar olsun be. Size yazıklar olsun. Yanlış anladın. Begüm, beni bir de arama. Ben babamın evine gidiyorum. Tanrım var, bir gelir misin? Taşkın seni arıyor. Tabii, bir gelir misin lütfen? Ya gitti, arayacağım ben seni. Tanrım var! Allah'ım, ben gerekli dersi aldım. Lütfen beni uyandır bu rüyadan. Hadi Allah'ım. Hadi ama. Hayır! Vallahi ben bir şey yapmadım. Begüm Hanım bana asıldı. Begüm kim ya? Normalim. Ne? Hayatım bir gelir misin? Ne oldu Taşkın, iyi misin? Ben senden çok özür dilerim. Bugüne bugün ben sana bir teşekkür bile etmedim. Hem evde çalıştın, hem işte çalıştın. Hem çocuklara baktın, hem bana baktın. Çok teşekkür ederim hayatım. Ay, ay canım benim. Ana duygulandım he. Asıl ben sana teşekkür ederim. Yani bir günden bir güne beni yor... Sabahları uyandığımda sen hep güler. yorgun olduğumda hep ev işleri. Edemiyorum. Ben sana teşekkür edemiyorum Taşkın. Çünkü sen hiçbir faydan dokunmamış ki bana. Tamam, vallahi bundan sonra yapacağım ya. İyi, vallahi. Söz. 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 Hadi bugün kahvaltıyı sen hazırla. Yok, birden öyle köklü bir değişime hazır değilim. Bu gecedeki görürsem aynı rüyayı belki o zaman şey yaparız. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyen var mı? Bence Dünya Kadınlar Günü için çok güzel özel bir skeç. Eğer diğerleri zilse bu da zildir. Çağır. Benden çağır. Çağır koçum. Yalnız bugün Hilmi'ye bir özel alkış lazım değil mi? Hemen hemen dört skecin üçünde oynadı ve aferin koçum. Çok enteresan, çok tatlı da bir stili var. Böyle bir değişik. Yani bu kadar elmacık kemikle böyle bir başarı. Aferin oğlum. Bu erkek kadın rol değiştirse nasıl olur? Daha önce bizim de zaman zaman etrafında dolaştığımız ama en komple, komplike, en güzel hali galiba buydu. Siz de çok güzel oynadınız. Aferin. Tişört bir şey yemişsin de kalbinde bir şey çıkmış. Bir tuhaf. Evet. Evet. Hayır geçişi çok iyiydi. Zamana karşı yarıştı teknisyen arkadaşlar. En iyi şaka hangisiydi? Seyretmediniz mi? He tabii belden aşağı şaka yoktu. Bulamadınız ya ben burada. Dantelli çamaşır. Dantelli çamaşır. Ha varmış belden aşağı şaka onu. En iyi şaka hangisiydi hakikaten? Çok güzel hareketler devam ediyor. Ah be abi isimli bir skeç gelecek şimdi. Gözde Ayşegül Atakan Ezgi yazdı bunu. Kız abisi olan var mı aranızda? Kız kardeşi olanlar var mı? Kız abisi olan ne biçim soru? Soruya bak. Sonradan nasıl sorular soruyorsun Cihan derler tabii. Evet doğru. Evet. Mikrofon alabilir miyim? Kimdi oradan el kaldıran? Şöyle uzatabilir misiniz iki kişi?
kız abisin, şey, abi misiniz? Ne abi? Mikrofon. Ben de kız abisiyim. Ha, tamam, sen de olursun abi. Olursun abi diye yani. İsim? Burak. Burak abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Kız, eşiniz mi? Kardeşim. Tam aradığın tablo, kız evet abisin. Evet ya, vallahi ne güzel oldu. Kardeşiniz korkuyormuş ona senden. Kimiydim? Sizden daha korkutucu olacak biri. Ayıp mı oldu? Yok be, şaka yapıyorum ben. Benim bakışım öyle. Kız kardeşinizin erkek arkadaşı var mı? Var. Allah Allah. Tanıyor musunuz? Şeyin peşinde Cihan'ıma, dur bakalım ne olacak. Ne zaman tanıştın? 1,5 yıl, 1 yıl. 1 yıl oldu. Evet. Peki 1 yıl mı olmuştu? Tam 1. yılımızın sonlarına doğru tanıştık. Yok, erkek arkadaşına sen kaç yıl verdin de 1 yıl oldu abinin tanışması? 1 yıl sonra zaten tanıştırdım. Bizim de tam 1 yılımız olmuştu. O yakın gün... zamanda. Evet. Kız gene anlıyor soruları, vallahi helal olsun. Bence daha hazırlıklı. Tamam. Yani böyle bir yerde mesela yakalasaydın kız kardeşini o zamanlar tanışmadan önce bir erkek arkadaşıyla, çok korkuyorum bu soruyu sorarken sana, çok böyle şey. Ve geldin, gördün onu. Nasıl tepki verirdi erkek arkadaşın abini gördüğünde? Çok heyecanlanacağını sanmıyorum. Çok medeni bir insan olduğu için abimle tanışırdı. Abimin de bir bilgisi vardı zaten, paylaşmıştım. Otururlardı, tanışırlardı diye düşünüyorum. Birlikte kahve içerdik. Ayrıca oğlum, kız abilerinin kralı benim lan, mükreminim ben. Evet, ama siz tüm Türkiye'deki kızların bir olay edebiyatı ben, tabii. Biz de kendimize göre anlayışlıyız biz de canım yani. Az çektirmedim değil mi? Doğru var lan. O dönemdeki flörtlerindeki o tatlılığı da siz sağladınız bu arada. Teşekkür ederiz. Yani bazı abiler de üzülmediyse sizin yüzünüzden de üzülmemiş olabilir yani. Eyvallah kardeşim. Yılbaşı olmadığı için fazla oynayamıyorum. Artık yıldan yıla, her sene bir kere. Evet, buyurun. Buyurun Cihan. Tamamdır. Çok güçlü alkış daha. Ah be abi geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hala gelmedi değil mi? Yok, gelmedi. İşte yemeğimi yedim, kahvemi içtim. Bir ara midem bozuldu, tuvalete gittim. Üstüne soda içiyorum, yok. Tövbe tövbe, kaç dakika oldu? 40. 40 dakikadır sen burada mı bekliyorsun ya? Ayıp sana be adam. 40 dakikadır bu kız burada bekliyor. İnsan bir buraya gelir, gelsen ölür müsün be? Ölür, ölür Eva, ölür. Bir kere zamanında gelse ölür. Hayır, sen kalkarken yakalamışlığı var seni ya. Ayıp ya, o kadar da olmaz ya. Aşkım, bak. Neredesin lan sen? He? Neredesin oğlum sen? Ne konuş lan bu? Yiyeceğim tribi fragmanı mı bu, ne bu? Oğlum, kız burada ağaç oldu ya. Allah Allah, git bana soda getir hadi. Soda mı? Evet, garson değil misin? Doğru, ben garsonum. Yemek değmiş, üstüne soda içecek. Romantik yemeği unut sen. Doğru, ben garsonum, ben soda getireyim. Hadi, ben onun gönlünü alırım, hadi. Onun gönlünü alırsın da benim gönlümü kim alacak? Kardeşim. Efendim? Siktir git hadi. Ama o hoca için geçerliydi. Kabasın. Bildiğin kabasın. Aşkım. Ya Safa, ben sana artık ne diyeyim ya? Aşkım çok özür dilerim. Ne desen haklısın ya. Öküzsün o zaman. Öküzüm ama sevimli bir öküzüm. Ne bu be? Nereden çıktı bu? Mı. Mı mı? Evet, mı. Ne yapıyorsun insanlar bakıyorsun? Bir öküzün kendini affettirme çabaları canım. Oldu canım, yap yap, özür dile. Aşkım, geç kaldığım için çiçek almadım. Çiçek aldığım için geç kaldım. İnanmıyorum. Aşkım, ben sana ne zaman yalan söyledim? Ha? Ha minnoçum? Ne? Ha çiçeğim? Ha bütçeğim söyledim, ne zaman yalan söyledim? Ne zaman söyledim? Ya Safa ya, ben abimden kaçıyorum, gizli kapaklı işler yapıyorum seninle buluşabilmek için. Sen beni burada bekletiyorsun. Abin. Abim. O abim var ya, seni istemeye geldiğimde böyle mum gibi böyle bekleyecek böyle. Yani. Mum gibi. Ne? Duyuyorum böyle serserilikler falan yapıyormuş. Göreceksin sen. Ne? Seni aşiretimi kraliçesi yapacak kızım. Gerçekten. Ha. Abim. Ya,
Ne? Abim. İşte abin böyle abim, böyle abim. Mum gibi bekleyecek böyle. Abim sen görürsün. Abim. Ben buradan buradan. Abicim. Düşündüğün gibi değil. Nasıl lan düşündüğün gibi değil ne lan? Bilmiyorum. Ne oluyor lan burada? Sen kimsin oğlum? Hayır. Kimsin lan sen benim kız kardeşimin yanında? Aa ne oluyor be? Ötüsünü bozuyorsun, çeksene yine. Elle de abim yine el ya. Ne yapıyorsun? Kızım götümü kurtarıyorum, dur. Devam. Ne oluyor lan? İyi, ne? Bir şey ne, ne oluyor ya? Bir dakika yani siz... Ya. Şimdi şey değil mi? Aa, hayır. Sakın. Abi saçmalama. Ney değil mi? Ne diyor? Şey sandı bizi. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Affedersin. Yanlış cevap. Sen bizi sevgili mi sandın ya? Ay vallahi kusacağım. Bu çiçek kime lan peki? Bu çiçek kime? Ne bileyim ben kime? Ne bilsin kız? Nasıl ne bilsin kız öyle bir kime lan bu çiçek? Siparişiniz var mı? Evo'ya. Bu çiçekler Safa'dan Evo'ya. Ne şimdi bu çiçek? Siklamen. Ne münasebet? Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Beni sevmiyor işte. Ben sana söyledim ya. Sevmiyorsun değil mi beni? Boş boşuna çaba tarif ediyorum burada. Ne bileyim abi, siklameni beklemiyor mu? Abi dedi. Abi mi? Bana abi dedi. Abi dedi bana. Abi dedi bana, abi dedi. Abi dedi bana. Ebo, Ebo kurban olayım yardım et. Abim geldi. Vallahi beni mahveder. Kızım burada ne oluyor? Benden ne istiyorsunuz ya? İşte Safa şeymiş, sen de onun şeyimişsin. Oha, oğlum ben yapamam. Ne? 500 lira, 500, 500. Safa! Demek bana çiçek aldığını... Bu çiçekler çok güzel. Artık karar ver sen de. Barıştık mı, barışmadık mı yeter. Bilmem, karar veremedim ki. 100 lira daha. Ya neden olmasın? Çok mutlu oldum, sağ ol. O zaman ben bunları bahçeye koyayım. Böyle. Kusura bakmayın ya, ben çünkü şey oldum. Şimdi yani bizde kız erkek yan yana bir kafede geldim, ben kafayı yiyorum. Bize göre değil, ters anladın mı bize? Sen niye geldin abi? Kız arkadaşımla görüşeceğim. Anladım. Seni de seven birileri var. İyi olmasın mı? Nesi eksik ya? Gayet güzel. Eyvallah kardeşim de sen çok şey yapma yine de. Ne yapmayayım? Tamam Safa gel bir şeyi konuşacaktık ya seninle Ebo'yla ne yapacaksın? Aa hayatım hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar tanıştırayım. Kız arkadaşım. Gökçe. Abi. Abi mi? Abi kurban olsun sana. Nasıl yani? Şey yani, bizim mahallenin kızıdır Gökçe. Çok severim. Evet, ha. Bizim mahallenin kızıyım ben de. Sesine ne oldu Safa abi? Üşütmüşüm canım. Tamam, ben şey, Deren ben de. Safa'nın arkadaşı, normal arkadaşıyım. Ha, ha, aynen aynen. Ben de girişte bir korktum ama... ...öyle korkulacak bir durum yokmuş ortada yani. Ya zaten neden korkulacak bir durum olsun ki? Böyle iki arkadaş buluşmuşlar yani. Gizli saklı bir şey yok zaten. Yapacak olan kapı arkasında. Kimsenin haberi olmaz, yapar değil mi? Değil mi? Yapıyormuş da. Veremez yapma. Ha, ha. Ya madem herkes böyle birbirini tanıyor, şu masaları birleştirip birer çay içmeyelim mi? Ya. Çok iyi, çok iyi fikir. Hadi birleştirelim bakalım ne konuşacağız. Ha. Gel bakalım, gel. Otur, gel. Ya var ya, bu kızın bir abisi var. Yemin ediyorum başa bela ya. Nefesi hep ensesinde, bir türlü görüşmemize izin vermiyor. Ne sandın lan, tırpan? Efendim? Derdi. Burada olsaydı kesin derdi. Çok affedersiniz, bir şey soracağım. Tabii, çok merak ettiğim bir soru bu. Evlilik düşünüyor musunuz? Yani şu an öyle şeyler konuşmuyoruz pek. Sen oyalıyor musun kızı? Ha, öyle olunca oyalıyor mu oluyor Safacığım? Yani böyle kafe köşelerinde, böyle tenhalarda gezince falan filan... ...bir de evlilik düşünüyor musunuz deyince... ...yok diyorsunuz ha? Vay be! Bunu öğrendiğim iyi oldu. Safoş! Her erkek aynı değil tabii. Aynen, aynen. Ya zaten ben daha okuyorum ya onun için. O zaman okulunu bitir abisi. Abisi falan demesek benim tüylerim diken diken oluyordu. Anlatmış, dur. Çok affedersin canım. Sana bir şey daha soracağım. Evet. Sen hadi abini atlattın. Hı hı. Abini sırtından bıçakladın. Abini böyle... ...peçete gibi kullandın attın.
babanı nasıl atlattın çok merak ediyorum. De hele bakalım. Merveler. O numara hala çalışıyor mu ya? Yani şimdi benim babam biraz baskıcı olduğundan öyle şeyler diyorum hala. Onun babasına kızlı ve öfkeli Hüsamettin derler. Böyle kızların üstüne çok titrer bu. Ya aman baba falan hep kızar canım. Yani sonuçta şu çıkan güzelliğe bakar mısın ya Rabbi ya var ya. Bence sevenler kavuşmalı abi. Değil mi? Değil mi? Kavuşsun sevenler be. Tabii canım ya bak. Bitiyorum buna ya. Vallahi öpeceğim bir tane. Bir tane öpeceğim dayanım. Başka ya. Ne fazla. Rahatladım yemin ederim. Ben de öpeceğim lan. Ya yemin ederim şekerim düşüp tansiyonum yükseliyor. Ben bir tane daha öpeceğim dayanım. Vallahi dayanamıyorum. Ben de öpeceğim. Ulan arkadaş olduğunuza inanmasam var ya sana çok pis çıkartırım ha. Ben sana buradan bir çıkartırım. Abi. Efendim? Ben bir lavaboya gideyim. Ha. Bastı burası beni. Biraz çıkartayım. Ay, abicim şey, Safar kötü oldu. Arkadaşıma bir bakmam lazım. Abi biz pardon aşkım. Biz gitsek mi yavaştan? Güzelim daha çaylarımız gelmedi. Ya her zaman çay içecek zamanımız olur da böyle hani başımıza bir şey gelmeden gidecek vaktimiz olmayabilir. Onun için. Ya senin yanında ben varken senin başına ne gelebilir ya? Yani... Ya hadi bir defa da senin başına ne gelebilir ya ben varken? Babam. Ha kız arkadaşımla kafede oturuyorum. Neymiş babası giriyor. Yok babam babam. Baban ha. Baba. Göpçe. Baba senin ne işin var burada? Seni takip ettim. Niye? Çünkü ben babayım. Bence yeterli bir sebep. He? Ayrıca sana fiziksel temasta bulunan bu adam, bu şahsiyet kim oluyor acaba? Selam baby. Ay merhaba. Ben Hamza. Kısaca bana Ham diyebilirsin. Senin kalıbına ya. Evet, Ham benim çok yakın arkadaşım. Hatta abimin arkadaşı baba. Abinin arkadaşı mı? Abin de mi burada? Geldik biz bak. Baba? Baba mı? Evet baba. Baba. Safa senin sesine ne oldu lan? İşitmişim. Lan senin ne işin var burada? Biz oturuyorduk. Biz Beren'le burada oturuyorduk. Oturuyorduk. Öyle mi? Tamam. Oturuyorduk öyle. Biz de arkadaşız zaten. Evet. Beren benim gerçi de öyle sayılır yani. Kardeşim sayılır benim. Çaylar geldi. Safa kakule seviyor diye içine kakule de koydum. Safa sen benim kakulemin tadını iyi biliyorsun. Lan nereden biliyor bu senin kakuleni? Ne oluyor lan burada? Bu sinirli beyefendi kim? Babam. Babam mı? Hmm. Öpeyim amcacığım. Tamam tamam oğlum. Lan nasıl bir ekip bu? Kim kiminle ne yapıyor ne ediyor? Hiçbir şey anlamadım lan. Ben anlatayım efendim. Biz Safa ile daha önce küsmüştük. Ne? Küsmüştük. Bu gitti bana çiçek aldı. Ne çiçeği? Siklamen. Ne diyor oğlum? Tamam tamam bir sus. Ben anlatayım amcacığım. Safa ile biz sevgiliyiz, biz beraberiz. Merhaba. Kızma biz de Hamza ile beraberiz. Hamza aynı zamanda benim abim olur. Öpeyim baba. Öpeyim babacığım. Tamam tamam gerek yok gerek yok. Bu arkadaş kim peki? Anlatayım efendim, biz Safa'yla... Oğlum lan... tamam lan, çık lan. Rolden çık, tamam. Öf be, bir rol yaptırmadınız be. Zaten toptancı gelecekti. İyi ki takip etmişim seni bak. İyi ki takip etmişim. Ne yapacaksınız buradan sonra? Çıkıp sinemaya mı gideceksiniz? Sinemada ne yapacaksınız? En arka sırada oturacaksınız. Ondan sonra... Ondan sonrası tam bir muamma. Tam bir sır. Bunlar var ya bunlar, katakullide marka olmuşlar, marka. Yok Merve'lermiş, yok kafelerde gizli gizli buluşmalarmış. Yer miyiz lan biz? Kızım ben sana güvenemeyecek miyim ha? Ben sana güvenemeyecek miyim? Sen niye böyle yapıyorsun? Ya sizin yüzünüzden baba. Evet abi, ne bakıyorsun öyle? Sizin yüzünüzden. Ya bana böyle ağzını açıp, şimdi seni yengenle tanıştıracağım diyorsun. Ya bu kadının da bir abisi olduğu aklına gelmiyor. Yani ben de birilerinin kız kardeşi, birilerinin sevgilisiyim. Senin o Deren'e söylediğin her şey benim için de geçerli. Farkında mısın? Ya yeter bunu artık bir bırakın. Ben senin gölgende yaşamak zorunda mıyım baba? Senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Hah, doğru söyledin kız. Ben senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Bunun gölgesinden ne olacak ya?
Yok yok. Bunlar bizi anlamayacak. Ben gidiyorum Gökçe. Geliyor musun? Geliyorum. Gel. Yalnız bir şey diyeceğim. Yani ne kadar idrak etsin şurada olanı bilmiyorum ama bir oturun düşünün ya. Bir düşünün artık yani. Vay be. Vallahi hiç böyle düşünmemiştim yani. Vallahi ben de hiç düşünmedim. Benim de pek içim el vermiyor ama kızlar haklı galiba. Kakülenden tatmak isteyen var mı? Şevki'ye ne diyenler? Zil mi diyorsunuz? Gel bakalım Hamza Efendi. Kim yazmıştı? Atakan Gözde Ayşegül ben. Aferin size. Yazarlarımıza da bir alkış. Çok güzel bir durum kurdunuz. Ve güzel de oynadınız. Değişimler falan güzel idi. Bence önermesi esastır. Hep yani bizi sürekli izleyenler bunu bilirler. Bir skecin, dizinin, filmin içinde detay detay sahnelerin ne olduğunun bir önemi yoktur. Sonunda ne diyor? Sonunda ne diyor? Mesela bir dizi intikam iyidir diyorsa o yanlış bir şey yapıyor. İçinde ne olduğunun bir önemi yok. Çok sağlam bir önerme. Güzeldi, sonuçlandı. Evliya bugün izinde sanıyordum, meğerse değilmiş. Yoktu değil mi? İlk skeçlerde yoktu sen. İlk perdede yoktu. Saçları ütülüyordun herhalde o arada. Gül saçta gitti çocuğa yalnız. Gerçekten. Yani her şeyde dış güzellik değil Evliya. Biraz daha oyunculuğuna yüklen. Senin kendi saçınla da bunu elde edebilirsin. Sakın yapma. No Country for Old Men filmini seyredenler şu anda... Evet. Çok AB plus bir gönderme yaptım şu anda biliyor musunuz? Evet. Sessizce dağılabiliriz. Çok güzel hareketler devam ediyor. Evet buyurun Atakan'cığım. Efendim şöyle uzun yıllardır evli olanları bir görebilir miyim? Gene girdiler bu konuya. Hanımefendi hazır oradayken. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş mikrofonu. Bulduk. Ha. Ha, zaten sizde miymiş? Ben de. Hocam evli çiftliği kaldırdılar. Buyurun. İsminiz? Zeynep. Zeynep Hanım. Kaç yıllık evliyiz? 13. 13. Hatta bir senede çıktığımız falan sayarsan 14. Bir sene çıktı. Beraberliğimiz evet. 14 yıllık beraberlik. Hı-hı. Süper. Böyle bu kadar uzun evlilikleri... Yani arada böyle monotonluklar oluyor mu? Böyle heyecanlandırmak için... Yok da... canım. Olur mu hiç? Her gün bayram ya. Ya muhtemelen o, değildir babaz hocam. Babaz her gün pilav yemiyor. Tabii ki oluyor. Yani. Babaz her gün pilav yemiyor. Tabii ki oluyor. Peki böyle canlandırmak için... Bu deyim benim aklıma gelmezdi. Bu soruya karşı ama... Peki böyle evliliği canlandırmak için ne yapıyorsunuz? Yani tabii öyle bir monotonluk varsa diye soruyorum. Sizin evliliğiniz... Yani tabii ki zaman zaman oluyor ama yani ne oluyor işte aslında ne oluyor ben de bilmiyorum. Gidiyor işte. Gidiyor işte. Gidiyor işte yani. Herhangi bir hareket yok. Abiye verelim belki. Merhaba abi. Merhabalar. İsminiz? Ali Çilek. Efendim? Ali. Ali Bey. Siz bir şey yapıyor musunuz ekstra böyle hanımefendi ya Ali hiçbir şey yapmıyorsun bak senden sıkılıyorum ruhum daralıyor. Vallahi genelde işte hani özel günleri unutmuyoruz. Mesela evlilik yıl dönümü gibi. Evlilik, işte nişanlılık, işte ondan sonra aklına ne geliyorsa... Çıkma. Tanışma günü, çıkma. Kabotaj günü. Bayramı. Aynen. Hepsini unutmadan, aksatmadan gidersen sıkıntı yok. Peki nasıl unutmuyorsun? Bir yere yazıyorsun mu hakikaten? Ben hep unuturdum da. Zaten halim meydanda o işte. Genelde unutmuyorum. Hepsi hafızamda. Mesela... Hepsi nasıl aynı tarihi? İki çocuğun doğumu aynı gün. Neyi unutacak? Nasıl denk getirdiniz bunu? Çocukların doğumuyla doğumu aynı gün mü? Aynı gün. Hangi gün bu? 19 Ağustos. Abi tamam, sen nasıl unutacaksın? Hepsini aynı şeye getirmişsin. Oğlum bir günde bütün kutlamaları bitiriyor işte. Unutmuyor be. O yüzden unutmuyorum. Yani. Peki böyle yengede şey var mı? Atıyorum erkek arkadaşlarınızla bir akşam dışarı çıkacaksınız. Böyle hayır çıkamazsın. İşte ne münasebet.
Tabii aralarda tartışıyoruz. Mesela ne şey yapıyor, kızıyor en çok? Ya çıkmaların olduğu zaman işte hani biraz fazla olursa diyor ki ben de o zaman kız kıza çıkarım diyor. İzin veriyor mu? Yok, verdi. Ya Allah! Ne mesela, ne sıklıkla çıkıyorsunuz? Haftada bir, iki? Ya iki haftada bir falan çıkıyoruz. Ama izin verin, niye vermiyorsunuz? Gerçi bana ne yani, münasebet. Özür dilerim ya. Öyle bir şey demeyeyim de. Ama verin yani. Evet, şimdi evliliklerine heyecan katmak isteyen bir çiftin hikayesini izleyeceğiz. Kadınlar Susarak Gider Geliyor, Birsel ve Ebru yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Fikri. Söyle şu karına çıksın aramızdan. Hamdi! Karabasan! Karabasan değilmiş, gel çıkmış karşım ya! Sen niye hala buradasın? Gitsene ya! Ya dün gece çok geç olunca böyle ısrar ettim. Hiç hayatta bırakmam dedim kendime. Onu bizim sana söylememiz gerekmiyor mu Hamdi? Boş ver yenge ya, dert etme hiç. Böyle oluyor arada. Senin de zaten aklın başında değil bu ara. Seni yemin ederim öldürürüm. Kocam nerede? Çabuk söyle. Bilmiyorum ki, yatağa da gelmedi. Üzülme be Hamdi. Vallahi ilişkilerde olur böyle. Sıkma canını. Ya bilmiyorum yenge ya. Böyle ama insan etkileniyor ister istemez. Sıradanlaştık ya biz. Yani senle onun gibi olduk. Anlatabiliyor muyum? Seni yemin ederim boğarım. Boğduğum iple de sana yeni bornoz örerim. Çıkar şu bornozumu ya. Aman al ya. Ne kıymetli bornozum varmış arkadaş ya. Çözülmüyor. Şunu dur cebini kontrol edeyim. Bir şey falan. Karşı mektup yazmış bana. Görüyor musun? Sana yazdı mı? Sana yazmaz. Çünkü bana yazıyor hep. Çünkü beni daha çok seviyor. Ya tamam, ne diyor? Ne diyor? Aç şunu artık. Seni hiç sevmiyorum. Sana yazmış. Seni yemin ederim öldürürüm. Ne yaptın kocama? Ben ne yapacağım karşıma ya? Ne yaptın ya? Ya ne oldu ya dün gece? Ben hiç bilmiyorum şu anda. Ay. Ve evliliğimizin en romantik günü başlasın. Allah'ım yarın gelecek. Fikri. Hamdi. Selamünaleyküm hacı. Oğlum hani bu kupon garantiydi? Hani Aysel'in böbreğini sat, bütün parayı bas diyordun? Ya ben niye boşanmıyorum ya? Ya hala Özbekli gidiyorsun. Kimi tanıyorsun kardeşim? Ya kapat, Allah aşkına kapat ya. Yattık senin yüzünden, hadi. Aşkım. Hacı. Ne haber? İyi hafız, senden. Sana böyle birazcık diyorum ki ben masaj yapayım. Yok ya, berber Muhittin abi yaptı, sağ ol. Öyle değil ya, böyle omuzların yumuşasın. Tıraştan sonra çırak ovaladı muhtar, eyvallah. Yemekten önce bir şeyler içelim. Rıfat'ın orada çay çorba gömdük ya. Git berberle yat o zaman. Ha? Yavrum ne yaptım ben, ne oldu ya? Aşkım sen neden bizim küçük aşk oyunlarımızı küçük esnafla hallediyor? Aşkım Muhittin abiyle seviyeli bir beraberliğimiz var biliyorsun. Ne diyor? Ya sen gergin misin? Beni de şaşırtıyor. Ya gerildim, gerildim. Bu arada böyle evliliğimize renk gelsin, heyecan gelsin diye böyle şeyler hazırladım. Sıcak sürprizler. Sıcak sürprizler mi? Aynen. Bir dakika, nasıl sıcak? Yani diyorum ki buralar alev alsın. Yansın ortalık diyorsun. Ha? Vallahi mi? Ne yaptım sence? Fırında köfte. Malsın. Olsun be, ben gideyim hazırlanayım mı aşkım? Vallahi bak çok güzel şeyler yaptım. Tövbe bismillah, manyak mısın Nesin? Hadi git hadi. Hadi geliyorum. Hadi tamam. Git. Hadi ulan biz de ne zannettik ya? Allah Allah. Ulan burada mesir macunu vardı, boş ver. Tamam, güzel. Şuradan alevli bir şeyler, aynen güzel. Sakallar, bıyıklar, sakal bıyık yok. Kaşlar, güzel. Sucuk, güzel. Tamam. Sucuk olmaz lan, kıza ayıp olur şimdi, canı çeker. Evet. Aysel, ben ağzımı fırçalıyorum hacı, haberin olsun. Sürpriz! Aşkım nasıl ama ışıklar falan, ha? Sustun bir, heyecanlandın değil mi? Ya ne oldu, şaşırdın mı? Vallahi şaşırmadım desem yalan olur yenge. Hamdi, sen ne işin var oğlum burada, nasıl girdin? Onlar nasıl şeyler ya, pilini mi o, nereye taktın? Rolls Royce? Al. Kaç
şimdi teşekkür ederim. Çok incesin. Rica ederim. Ya bunun ne işi var burada? Bir de anahtarla girdi. Ya aşk olsun yenge ya. Sizin eviniz benim evim diye düşündüm. Öyle oğlum öyle. Otur ya. Benim evim senin evin, senin evin sonra. Yok! Senin evin yok. Her gece buraya kumam gibi gelmekten vazgeç ya. Ayıp ediyorsun yenge. Vallahi kırılıyorum ha. Oğlum yengen de haklı yani. Artık sen de evlen bir ev bark sahibi ol ya. Karşım hayırlısıyla onun için geldim zaten. Bu vallahi seni isteyecek ha. Oğlum saçmalama, ben yengenle evliyim. Allah Allah, aranızdaki tek problem ben miyim ya? Yok ya, ondan değil. Ben şimdi Ece'yle buluşmak için geldim size. Ece'ye gitsen daha kolay olmaz mıydı? Yok ya, babası öyle bir garip, beni eve falan almıyor biliyor musun? Ha. Geçen gün kapıya dayandım, polis çağırdı. Karakolluk oldu, durduk yere. Aa. Ya biz de seni bu eve almıyoruz. Sen bir de misafir çağırıyorsun. Bari haber ver ya. Haber verdim ben karşıma. Ece'yle size geleceğiz diye, Ece'de buluşacağız falan dedim. Seninle buluşacağız. Ana, ben onu unuttum lan. Nasıl unuttun ya? Hatta dedi ki mutlaka gel dedim. Ben yengeni oyalarım tamam, dedim. Tamam, hatırladım, hatırladım. Evet, tamam. Yengen ne yapsam haberi olmuyor zaten. Tamam, hatırladım. Evet, geçen gün iş toplantısı... Hatırladım lan, Allah Allah, kızın yanında her şeyi. Hatırladım, tamam. Fikrim. Aşkım, ben sevaptır diye. Yani hakikaten o yüzden. Hem belki bir yuva kurup kızı kandırır, bizden kurtulur. Ne diyorum ben şu anda? Bir yuva kurar, ya, tamam. Biz de kurtuluruz adamdan. Aşk olsun karşım. Adam mıyım ben? Yok, değilsin. Değilsin zaten. Ne haliniz varsa görün, tamam mı? Ben bu kadar heyecanlı yarattım, bir sürü şey yaptım. Tamam. Ol geldiğimiz noktaya tamam, bak. Aa, neyi kutluyoruz ya? Lan bir şey yok, yengenin heyecan arayışları ya. Ben bunlara çöküyorum o zaman. Çökmek ne demek ya? Al bütün organizasyonun içine tükür. Tamam. Aşk olsun yenge, çok iyi. Bak kız gelince de böyle şeyler yapma sakın. Vallahi bundan sonra halı sahaya gidiyoruz ve eğlenceye gitmeye paydos, tamam mı? Siz halı sahaya değil, eğlenceye mi gidiyorsunuz? Aşkım, eğlenceye diye halı sahaya mı gideyim? Ne saçma ama ya, açıklayacağım. Vallahi Allah, Allah aşkına sana. Geberteceğim. Vallahi nerede oğlum bu kız? Gelir birazdan. Geldi, vallahi geldi. Ben tamam, bak çaktım. Sen de şöyle ışıklı ışıklı giy, üstüne bir şey kız. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk aşkım. Bak ne kadar tatlı kız, gördün mü? Hamdi aşkım diyen kız ne kadar tatlı olabilir ya. Allah Allah. Tanıştırayım Fikri ve eşi. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum ya. Hamdi sürekli sizden bahsediyor. Varsa yoksa Fikri. Eyvallah. Siz kimdiniz? Aysel ben. Benden bahsetmedi mi? Kumasıyım. Şöyle buyurun kardeşim, sizin için neler hazırladı? Git sen de, git sen de. Bu hazırlık benim için mi? Evet, hepsi senin için. Kendi ellerinden yapsan. Nasıl yaptın Hamdi? Şu yemekleri mesela nasıl yaptın? Bize bir anlatsana. Önce şey yaptım, fırında koydum. Kızartıyor gibi de... Aslında tekniğimi çok belli etmek istemiyorum, biliyor musunuz? Tabii. Bana sağlık lan, ben inandım biliyor musun? Beni aldım. Ne tamam. Gerek vardı böyle bir geceye? Doğum günün çünkü. Doğum günü kutlu olsun. Benim doğum günüme daha 4 ay var. Sürpriz! Nasıl, hiç beklemiyordun değil mi? Ya nasıl çaktırmadın? İnanmıyorum ya. İnanmıyorum diyor ama hep inanıyor mal. Aşkım sen kızı, Allah Allah. Bu hediyeler benim için mi? Hepsi senin için. Hayır Hamdi, bir bakar mısın? Efendim? Bir şöyle gel. Nereye? Şuraya gelir misin Hamdi? İşim var. Hadi çabuk şuraya gel. Hamdi bak, yemin ederim bütün planı açıklarım. O hediyeleri rahat bırak. Her gece sizde uyurum. Taşınırız. Peşinizden gelirim. Fikrin hafızasını sildiririm. Aşkım seni de unuturum. Seni zehirlerim. Ruhsar gibi hayatınıza çökerim. Her gece işkence yaparım size. Ya aranızda yatarım. Ya çöker bu ya. Tamam, tamam. Ben onu şey yapacağım. Evet, hediyeler senin için. Bunu Fikri aldı. Bunu Fikri aldı, bunu Aysel aldı. Ya ne kadar kibarsınız ya. Bak bir de o kadar diyordun ya Fikri'nin eşi odundur diye. Öve öve bitirememiş adam. Tamam. Benim hediyeyle başlayalım. Buyurun şöyle. Oh! Çok heyecanlı. Vallahi. Hadi bakalım. Bu ne? Tıraş makinesi. Neden karşı? Sakal olarak düşünme. Bıyıkları inceltirsin. Benim bıyıklarım mı var Hamdi? Bilmiyorum ki, çöptürmedin. Oğlum. Tamam, şey yapalım. Benim hediyeme geçelim. Buyurun. O daha eğlenceli. Peki. Işıklı boxer mı? Takım olur, heyecan oluruz diye. Ha, heyecan oldu, al. Ama öyle düşünme bak. Onun ışığı sönüyor da yani. Söndürürsün. Hamdi bayılacağını söyleyince ben de aldım. Ben buna niye bayılıyorum Hamdi? Bundan sonra beni göremeyeceksin Hamdi. Çünkü bu ilişki bitti. Beni bir daha sakın arama. Ece bir sakin ya, olsaydın Ece... ya. Ve sakın unutma. Solucan çiçeği demiş ki bir gün sen de solucan. Hı.
İyi oldu lan ayrıldığınız. Bu nasıl özlü söz lan? Böyle bir boş ver ya. Donu aldı. Bak o donu geri alacaksın. Ben onunla neler düşündüm. Ya taktın donu. Ne bu sendeki ışık sevdası ya? Allah Allah. Bütün gecemi mahvettin. Sen evlisin, evli. Bırak şu heyecanı artık. Porselen takımı alsana adama. Ben ne yapayım lan porselen takımını? Ya sen mahvettin gecemizi bize. Hala konuşuyor musun? Aşkım tamam. Sen de çok üstüne gitme. Hata yaptı çocuk. Ya senden bir gece istedim. Bir gece ya Fikri. Bir gece. Özel bir gece işte. Ya tamam Aysel. Yeter vallahi yeter. Her gece bizim uzatma ne olur hadi. Ya ben o kadar hazırlandım. Yemek yaptım. Bir sürü şey yaptım ya. Aysel ben istemiyorum ya. Ben böyle plan falan istemiyorum. Bana her şeyi söyle. En sonunda ne olacak? Yine televizyon izleyeceğiz. Elma yedi. Aşkım ben sevmiyorum böyle şeyleri. Ne olur ya. Romantik olsun ya. Ben romantizm falan sevmiyorum. Aysel anla. Sürekli plan yapıyorsun, ben plana uymayınca da bana... Bir dakika lan. Plan yapıyorsun, ben plana uymayınca da bana kızıyorsun sürekli. Vallahi bıktım ben. Fikri. İstemiyorum. Dur lan. İstemiyorum ya. Hediyeler falan alıyorsun bana. Benim tıraş şeyim de var, bilmem bir şeyim de var. Renkli şeyi ben nerede giyeyim o boxer'ı? Fikri. Ya bir dakika. Bu nedir bu ya? Nedir bu? Benim ayağım 43 numara. Sığar mı bu buna? Sığar mı? Patik almışsın bir de gidip bana ya. Patik nedir? Bizim sanki bebeğimiz var da bize patik alıyorsun sen. Allah Allah. Daha bebeğimiz yok ki bizim. Yok. Ay. Kızımız olacak Fikri. Ben beklemiyordum ya. Sen bekliyor muydun? Beklemiyordum. Ben bekliyordum. Nereden lan? Hep sizdeyim ya karşıyım. Anladım. Ya Aysel ben kusura bakma ya ben. Ne ya? Ben hazır değilim ben ya. Nasıl değilsin hazır? Vallahi neye hazır değilsin? Rolls-Royce nereye gidiyorsun ya? Gitti. Vallahi gitti. Seni hiç sevmiyorum. Farkındayım. Evliliğimizin ilk gününü hatırlıyorum. İlk kahvaltımızı. Hiç bu kadar umut dolmamıştı içim. Bir daha hiçbir çayı öyle ellerim titreyerek içmedim. Sonra otobüs, vapur, ev, iş, para, hiçbir şeyin insanlarına yetmediği bu şehir mi unutturdu? Yoksa tüm sorumlusu ben miyim bilmiyorum. Sevmedim seni. Böyle ölüp gidiyor insanlar, kadınlar. Sanki daha çok vaktimiz olacakmış gibi sevmiyorum. Sonsuza kadar birlikte olacakmışız gibi. Oysa diyorum o kahvaltı masasında dursaydı zaman. Şimdi bu kadar aç hissetmezdim. Şimdi bir kızımız olacak. Ve ben nasıl ki uyusun diye prenslerin masallarını anlatacağız. Uyansın diye de bizimkileri anlatalım istiyorum. İlk günümüz gibi sevmek istiyorum seni tekrar. Senin ve kızımızın kadınlar gününü kutlarım. Sevgilin Fikri. Selamun aleyküm. Anam. Fikri. Aysel. Hazır değilim dedin. Hazır değilim işte. Vallahi hazır değilim ya. Sabaha kadar oyuncakçı aradım biliyor musun? Nöbetçi oyuncakçı diye bir şey yok mu la bu ülkede? Niye yok abi? Çok saçma değil mi? Vallahi hangisini sever bilmiyorum ama mavi de aldım, böyle bebek şeyleri falan da aldım. Ya ben sana hiç kızamıyorum ya. Aysel. Hı. Ya ben belki böyle iyi bir koca olamadım ama söz veriyorum iyi bir baba olacağım ha. Seni çok seviyorum Fikri. Ben de sizi çok seviyorum ha. Ya şunları bırak ya. Beni? Gel lan gel. Gel amca gel. Aslanım benim. Bir şey söyleyeceğim ya. Ha. Süt annesi ben olayım mı? Che Guevara'ydı. Zil diyen var mı? ÇGH'ydi. Diyoruz. Okey. Bence girişi, gelişmesi, karışması, sonucu hoştu. Fakat bu kadar dramatik malzemeyi, dramatik final taşımanız için öncesinde çok güldürmeniz gerekiyor idi.
finali güzel bir kere yani Allah'tan. Yani bir skecin oynanmasını, oynayıp oynanmamasını sağlayacak olan şey finali. Finali güzel, duygusu da güzel. Dil olmaz ama bir ÇGH, güzel çıtır bir ÇGH olur. Kadınlar Susarak Gider serisinin sonuncusu. Biraz mektup zamanlaması geri döndü, tekrar buraya geldi, çocuğu öğrendi filan oralar biraz. Bence zamanla seyredilirse anlaşılır. Çok güzel hareketler devam ediyor. Merhaba. Korku dolu bir yolculuk izleyeceksiniz. Engin Demircioğlu yazdı. Korksan taksi geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Oğlum hadi ya, bizim Beşiktaş'tan Zeytinburnu'na nasıl gideceğiz? Ya oğlum çok basit ya. Şöyle yapacağız. Beşiktaş'tan minibüsle Zincirlikuyu, Zincirlikuyu'dan metrobüsle Zincirlikuyu. Oğlum... Aynı yere geldik lan. Oğlum yolu niye bu kadar uzatıyorsunuz ya? Buradan Beşiktaş'tan vapurla Üsküdar'a, Üsküdar'dan Marmara'yla Kazlıçeşme'ye, Kazlıçeşme'den minibüsle tekrar Zincirlikuyu'ya. Aa, yine Zincirlikuyu'ya geldik lan. Çıkamıyoruz lan buradan. Bence Maçka'ya gidelim, teleferiye binelim. Zeytinburnu'na giremeyiz ama çok eğlenceli olur. Oğlum ne alakası var? Lan oğlum manyak mısınız ya? Burada ne hale geldik? Hadi gidelim lan. Ne bekliyoruz hadi burada? Üf aşkım. Bak ben sana şimdi korsan taksi çağırdım, tamam mı? Hı. Seni telefondan aradım. Bak telefonuna bak, arayacaklar seni, tamam mı? Tamam. Hadi dikkat et, bak telefonuna. Tamam hadi da görüşürüz. Oğlum bu korsan taksi ne? Bilmiyorum ki ne. Ben de hiç bilmedim. Ne bu? Aha arıyor. Ne? Alo. Alo. Siz şu köşedeki üç kişi misiniz? Siz şu köşedeki üç kişi misiniz diyor. Evet, evet. Ha, evet, evet biziz. Ben de diğer köşedeki tek kişiyim. Ben de diğer köşedeki tek kişiyim diyor. Bakmayın, bakmayın. Bakmayın, bakmayın diyor. Şimdi size doğru geliyorum. Doğal davranın. Şimdi size doğru geliyorum, doğal davranın diyor. Önünüzden geçtim, gördünüz mü? Önünüzden geçtim, gördünüz mü diyor. Yok, görmedik. Arabayı açacağım şimdi. Binin. Arabayı açacağım. Duyuyoruz oğlum, burada lan adam. Ha, tamam. Açtım, açtım, girin. Araba bu mu abi? Şşt, sessiz, sessiz. Araba bu mu abi? Bu. Biniyoruz. Bin. Oğlum bilmediğimiz şeye binmeyelim ya. Ya oğlum gel bin işte ya. Oğlum bir şey olmaz, gel ya. Ya başımıza bir hal gelecek, yemin ya, ediyorum. Hiçbir şey olmaz, gel ucuza gideceğiz oğlum. Arkadaşlar merhaba. Merhabalar abi. Merhaba abi. Sizin ilk sanırım. İlk. İlk abi. İlk. İlk. Biriniz öne binsin de sıkıntı çıkarıyor polis çünkü. Ben binmem. Ben de binmem. Ben bineyim abi. Yok, senin yüzünden ceza yeriz. Ben ne yaptım ki? Yok, senin yüzünden ceza yeriz. Yüzünden diyor. Ne yüzün oğlum? Yok, ondan demiyor oğlum. Senin yüzünden diyor. Arkadaşlar, şimdi anlatıyorum. Benim adım Berk. Aynı şirkette çalışıyormuşuz. Siz gece sonu mesaiye kalmışsınız. Şirketin aracını, yani beni çağırıyorsunuz. Bu arada adım da Mahmut. Deli herhalde. Ya anlamadım. Biz niye Berk'e Mahmut diyoruz? Mahmut Bey, güzel. Hemen kapmışsınız. Korsan taksi olduğunu polise söylemiyorsunuz. Ne polisi ya? Trafik polisi. Bizi niye trafik polisi çeviriyor şimdi ya? Biz neden Mahmut'a Berk diyoruz ya? Biz niye buna bindik ya? Bunun salak sevgilisi yüzünden. Ne alakası var oğlum? Sana kalsa Maçka'da teleferikle dolanıyorduk. Ne güzel işte, havadar. Arkadaşlar sakin olun. Rutin çevirme diyorum. Bir şey olursa diye diyorum. Ben de ekmeğimden olmayayım diye diyorum. Ya abi bu kadar sıkıntı bir şeyse biz inelim ya. Ya tamam oğlum ya. Adam şey diyor, ekmeğimden olmayayım diyor lan. İlk defa buna biniyoruz işte ya. Adam satmak bizim kitabımızda var mı lan? Zeytinburnu bebesiyiz lan biz. Oğlum bak bizi deli etme. Biz bir Zeytinburnu çocuğuz. Biz çok fena oluruz. Bak biz birbirimizi döveriz burada. Oğlum bak döveriz, döveriz. Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun lan? Oğlum çok yükseldim. Kusura bakma kanka. Gel kanka. Arkadaşlar söylediklerimi unutmadınız değil mi? Yok, yok unutmadık abi. Bizde, bizde. Aklımızda. Aklımızda, aklımızda. Ben şu arkadaştan pek emin olamadım. Ben de. Evet. Senden. Ali. Ya ben de bundan çok emin değilim. Sen bir söyle bakalım adamın dediklerini. Ya ne alakası? Arkadaşlar adım Berk. Aynı şirkette çalışıyoruz. Gece sonu mesaiye kaldınız. Ben de şirket aracını yani bunu aldım. Size eve bırakıyorum. Adım da Mahmut. Buyur. Copy paste yapmış gerizekalı. Oğlum ya... adamın ne söylediğini sordunuz. Birebir aynısını söyledim. Ne istiyorsunuz ya? Arkadaşlar sakin olun. Sakiniz abi, ne sakiniz, oldu? Sakiniz. Sıkıntı yok abi.
Yok, onu demiyorum. İleride bir polis çevirmesi var, o yüzden diyorum. Ne polisi ya? Polis nereden çıktı şimdi ya? Tamam oğlum, bir sakin ol ya. Rutin bir çevirme... Rutin mi çevirme değil mi abi? Vallahi sıkıntılı gibi duruyor. Sıkıntılı diyor. Biz bindik ya. Kesin jandarma, özel harekat, MIT, FBI, herkes oradadır ya. Oğlum bir sakin ol, dur bir dakika ya. Yok bir şey. Kimlikler yanınızda değil mi? Benim yanımda abi. Benim de yanımda abi. Benim yanımda değil. Lan oğlum bir kere dışarı çıkıyorsun, şu kimliği al ya. Al ya. Özür dilerim Seyfi Bey. Mesaiye kaldığımız gece şirket aracının çevirmeye takılacağını tahmin edemedim Seyfi Bey. Beni hangi telefondan aradınız? Bunun telefonunu. Benden abi. Numaramı silebilir misiniz? Neden abi? Ya polis telefonlara bakıyormuş da numaralar çıkınca sıkıntı çıkıyor. Ya bu neymiş ya? Allah aşkına ya. Oğlum, ne yapıyorsun ya? Bir şey yok ya? Abi, hallettik. Bir şey yok, bir şey yok. Evet arkadaşlar, geldik. Geldik be. Geldik, geldik. Nasıl? Aha, aha geliyorlar lan. Bırak, bakma, bakma. Oraya bakma. Tamam, oraya bakma. Oğlum, oraya bakma ya. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Bize bir şey anlatmaya çalışıyor. İşaret et insinde. Ne diyor? Ne diyor? Etrafınız sarıldı diyor. Su çok güzel, gelsenize diyor. Ben bir rakırım diyor. Lan oğlum, aşağı in desene. Aşağı in lan! İnin, inelim arkadaşlar. İnelim. Yok, in, in. Yavaş in. İyi akşamlar gençler. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar komiserim. İyi akşamlar memur bey. İyi akşamlar. Bana bir şey kalmadı lan. İyi akşamlar. Amirim rutin bir çevirme değil mi? Sıradan bir çevirme. Öyle alelade bir çevirme değil mi? Öyleyse aman hadi çevirelim dediniz değil mi? Bu az önce bize tip tip bakan değil mi? Bize bakan. Ya ben baktım ama tip tip bakmadım. Tip tip baktın yani. Yok tip tip bakmadım. Normal ne yaptığınızı anlamaya çalıştım. Bakıştık yani. Amirim yani bakıştık. Gençler. Kimlikleri uzatın. Kimliğin yanında diyor. Ya oğlum tamam, şu kimliği yanına. Duymadınız mı be? Uzatmayın. Ha uzatmayın diyor. Hoş geldin. Arkadaşlar kimlikleri uzatın. Ya uzatmayın. Niye? Ya konuyu uzatmasınlar manasında. Kimlikleri uzatın. Kimlikleri uzatın. Ben topla buyur. Arkadaşım. Sen korsan taksi misin? Yani şimdi abi... Hayır komiserim o korsan taksi değil. Ben asker kaçağıyım. Ne? Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Oğlum adamı yakan bir şey yapacak. Arkadaşınız iyi mi? Saygılar komiserim. Arkadaş şey komiserim, onu hastaneye götürüyorduk. Heh. Saygılar. Hastane mi? İyi akşamlar komiserim. İyi akşamlar. Komiserim, arkadaşımız teleferikten düştü. Teleferikten mi düştü? Teleferikten düştü. İyi misin? Şeyin var mı? Nereye acıyor? Burası mı acıyor? İç kanamam var, içim kan ağlıyor. Lan! Dalga mı geliyorsun sen de? Dalga mı geçiyorsunuz lan siz? Bağırma lan! Pardon abi. Arkadaşım sen korsan taksi misin? Hayır komiserim. Saygılar. Saygılar. Mahmut abi bizi, biz mesaiye kaldık, bizi eve götürüyordu. Şirkette beraber çalışıyoruz Mahmut abi, Mahmut. Sen niye karışıyorsun oğlum lan? Ben... Niye karışıyorsun lan? Sen niye... Arkadaşım sen korsan taksi misin? Ya komiserim ben gidiyordum zaten yolda. Arkadaş... Komiserim hayır, korsan falan değil. Mahmut abi korsan falan değil. Şey o, burada bir suçlu varsa egemendir. Merdiven altı sahte alkol üretiyor komiserim. İyi akşamlar komiserim. İyi akşamlar. Oğlum benim ne alakası var merdiven altı alkol ürettiğimle ya? Komiserim ben kendime üretiyorum, kendim içiyorum. Kendim içiyor. İyi akşamlar, komiserim. Lan ne üretiyorum lan? Hepsini içiyorum, kendim içiyorum işte. Kim içiyor lan onları? Ben mi içiyorum onları lan? He? İçtim o kadar hepsini. Saygılar komiserim. İyi akşamlar komiserim. Kaç kere bize geldin? Kaç kere bize gelip içmedin bu alkolü be? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Lan ben ne içtim? İki tane içmişimdir, üç tane içmişim. Konu ne ara... Saygılar komiserim. Karışmayın bir. Bir karışmayın. Komiserim. Heh. Burada bir suçlu varsa bu Seyfi denen ittir. Evinde korsan DVD üretiyor komiserim. Korsan DVD ya. Saygılar. Saygılar. Komiserim. Korsan DVD'yi üretiyorum ama kendime üretiyorum. Sonradan kırıyorum. Ben 12 tane Vizontele 3 basmışım komiserim. La Vizontele 3 çekilmedi daha. 1 ile 2'yi birleştirip öyle harmanlayıp bir şey yaptım komiserim. Ne diyor? Arkadaşım, karışmayın. Sen korsan taksi misin? Komiserim, ben zaten yolumda gidiyordum. Bu arkadaşlar da bana el yapınca... Komiserim değil! Ne oldu? Saygılar komiserim. Saygılar. Sen korsan... Oğlum. Bu TJK'ya üye. Aynen. Evet, evet. Saygılar komiserim. Saygılar. Beni efendiden çıkmıyor. Evet, egemen bazı örgütleri üye. Saygılar komiserim. Lan örgüt dediğiniz TJK mı? TJK örgüt mü? Değil mi? Değil. Karışmayın lan. Lan, geçti. Sen korsan taksi misin? Yani komiserim, ben...
Girin lan biriniz. Dur. O değil, dur. O değil. Dalga mı geçiyorsunuz lan bende? Evet, dalga geçiyoruz. Biz sizinle dalga geçiyoruz amirim. Görev başındaki memurla biz dalga geçiyoruz. Evet, dalga geçiyoruz. Deliyiz biz. Fenayız ya, çok fenayız. Alın bizi, alın götürün. Alın götürün ya bizi. Bu korsan değil. Biliyorum. Dalga mı geçiyorsunuz lan siz amirimle? Sen niye bağırıyorsun bana? Bana bağırma. Pardon abi. Amirim bizi alın artık. Alın. Bizi alın. Bizi lütfen alın, bizi alın. Bunu al. Seni satmadık ama. Biz öyle adam değiliz. Sağ ol kardeşim. Amirim, benle beraber 4 olduk. Size yer kalmadı arabada. Polis arabasında. Evet amirim. Tamam git. Saygılar amirim. Saygılar. Geç araba. Oğlum bir tane düzgün adam yok mu lan yanında senin? He? Ya yok birisi DVD'ci, yok birisi bilmem neci. Nereye gidiyoruz amirim? Karakola. Çok güzel hareket diyenler. Zil oyu var mı? Çal. Engin'in skeci Engin çalsın. Aferin Engin. Evet, bu skeci bu gecenin sürpriz skeci çok yıllar önce Mutfak Komedi Kulübü'nde oynamışlardı. Televizyonda oynamak şimdiye nasip olmuş. Korsan takside. He, başka şekildeydi ama güzel olmuş. Güzel, güzel de oynandı. Satmamak için kendilerini bitiren üç lavuğun güzel hikayesiydi. Çok güzel hareketler. Bitti. Yok, bitti. Gelsin diğer arkadaşlar da gelsinler. Vay, işte güzel şov böyle olur. Çabuk bitti hissi verir. Evet, gecenin sonu. O ne lan? Bunu vermişler ki burada tişörtün reklamını kapatmış. Başka bir şey gibi duruyor. Bir tane daha olsa rezil oldu. Gecenin sonuna geldik. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın, şahane olun. İyi akşamlar. Köfte yaptın çakal. Oğlum kaç yaşında adamsın? Garip garip hareketleri yapmak. Salih abi bir dur ya. Baba.